Ne güzel bir kalabalık ya. Ya böyle şeyleri ben yapmıyorum arkadaşlar yani. Hani gidince biraz geriliyorum ben. Kalabalık içerisinde çıkma hastalığım var. O yüzden olmuyor. Yani genelde 3 ay 4 ay hazırlandıktan sonra seyirci karşısına çıkıyorum. Şimdi ben hazırlıksız bir durumdayım ve başıma ne geleceğini bilmiyorum açıkçası. Bu da benim canımı. Biz hazırlıklıyız. Tamam, onu zaten. Zaten sorularımız da oldukça fazla. Seyircilerimizden de, öğrenci arkadaşlarımızdan da geliyor. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyoruz size. Onur verdiniz. Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahnesinde de sizin gibi çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyor olmak bizler için çok güzel. Bugün vallahi kabul bile herhalde Bahçeşehir'e yani. Ben de Hayır, kesinlikle hem Sayın Hülya Avşar için hem de sizin için burada hep birlikteyiz. Ekranlardan tanıyoruz, tiyatro sahnesinden tanıyoruz, oyunculuğunuzu biliyoruz birçoğumuz. Sizin oyununuza zaten gittiler, izlediler birebir. Ben merak ediyorum. Soralım. Hiç bir ziyan var mı hakikaten? Bu kadarcık bu. Yapma gözünü seveyim. O Ankara'da 300 kişilik salonda, burada biz Unique'de oynuyoruz, 900 kişilik salonda. Bilet bulmanız mümkündür yani. 10 yıldır oynuyoruz da sadece bu kadar adam seyretmiş ya. Enteresan tabii. Enteresan. Evet. Şimdi aslında konumuz kültür sanat. Bosphorus Talks'da her kategorinin farklı konuları oluyor. Bugün de öyle ama bugün aslında birazcık da ekranda gördüğümüz Behzat Ç'yi yakından tanımak istiyoruz. Daha doğrusu Erdal Behzat Ç'yi, Erdal Beşikçioğlu'nu, farklı karakterlerinizi sizin ya da bütün karakterlerden arınmış sadece Erdal Beşikçioğlu'nu sadece ekranlardan görebiliyoruz, sahnede görebiliyoruz. Ama merak ediyoruz burada kariyerine belki bu üniversitede değil de bir sanatçı olarak başlamak isteyen, konservatuvardan girip devam etmek isteyen öğrencilerimiz vardı. Belki hala içinde kalıp devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla biz sizin aslında başlangıç hikayenizi merak ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezunsunuz. Doğru. Yani başlangıç hikayemiz tamamen her şey tesadüflerle ilgiliydi. Üniversite sınavlarındaki bu eğitim sistemi benim zamanımda da ayarlanamıyordu. O yüzden biz açıkta kalmıştık. Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında söz konusu durumda askere gidecektik. Askerliği de er olarak yapmadığımız için ne yapalım dedik, hadi oyuncu olalım. Özel yetenekle sınav yapan üniversitelerin sınavlarına girdik açıkçası. Doğduğumda ben sanatçı olmalıyım, sanatçı olmak için dünyaya geldim diye falan bir durum gerçek yok. Askere gitmemek için. Tiyatro okuduk yani. Yani, tabii tuhaf yani. Ben liseyi yaklaşık bir 6 yılda falan bitirdim. Ama konservatuarı 4 yılda hemencecik bitirebildim. Keşke konservatuarı bir 8-9 yıl devam ettirseydik de liseyi devam ettirseydik aslında. Çok keyifli zamandı Ankara'da konservatuarda okuduğum zamanlarda. Daha sonra bize dediler ki devlet tiyatrosu sınav açıyor. Tercih ettiğiniz bir yer var mı? Ben dedim ki Diyarbakır'a gitmek istiyorum. Diyarbakır'da da o zaman hani siz bilmezsiniz ama savaş vardı. Bayağı ciddi bir savaş vardı. Biz o savaşın içerisinde yaklaşık 4-5 yıl tiyatro yaptık ve hayatımın en keyifli zamanıydı açıkçası. Yani. Ayaklarımın üzerine en sağlam bastığım ve hayattan ne beklediğime dair bir takım çıkarımlarımı yaptığım, kendimle baş başa kaldığım bir 5 yıldı ve o 5 yılın sonunda da Ankara'ya geldim. Ankara'daki devlet tiyatrosunda birkaç yıl geçirdikten sonra baktık ki olacak gibi değil devlet memuru maaşıyla. Dedi ki bir televizyon varmış, diziler varmış, çok güzel paralar veriyorlarmış derken bizim televizyon ve dizi hayatımız başladı. Harika Hanım sayesinde. Daha sonra Zeynep Hanım'la da bu yolculuğumuz hala devam ediyor. Ama sanırım şu sıralar dizilerin zamanlamaları, süreleri, çalışma prensipleri, şartları gereği kendi içimde bir karar aldım ben de. Bu ahval ve şerait düzelmediği sürece televizyonlarda biraz bizi görmeniz zorlaşacak arkadaşlar.
Çünkü biraz daha böyle devam etmeye başlarsa oyuncu arkadaşlarımız gaz olarak yok olup gidecekler. Çünkü dinlenmek için vakitleri yok. Birinci ve ikinci bölümde naif, güzelcicik bir kız çocuğunu beşinci bölümden sonra çökmüş, yılları omuzunda taşıyan ihtiyar bir kadın haline getiriyor bu çalışma prensibi. Ve ben de bundan açıkçası pek hoşlanmıyorum. O yüzden bir süre sizlerle televizyon vasıtasıyla değil de hani o tiyatro vasıtasıyla görüşmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden hani bu 5-6 kişiyi umarım şu dakikadan sonra biraz daha fazlalaştırabiliriz oyunlarımızda. İnşallah. Ne oldu? Niye yani? Bilet fiyatımı pahalı. Gerçekten mi? Öyle söyleme ya. Yani var ya, birçok kategori var yani. Bana diyorlar ki öğrenci indiriminiz yok sizin. Ya sanatın öğrencisi mi olur arkadaşlar yani? Affedersiniz ama yani ne yapacağız? Öğrenci biraz daha az repliklerle fazla içinde olmalı diyeceğiz yani. Böyle bir şey var mı yani? Ama kendi içinde tabii tuhaf kategorilerimiz var. Bu kategoriler içerisinde de yani eminim 2-1 eksik işlediğiniz zaman gelip oyununuzu seyredebileceksiniz. Çok teşekkürler. Devam edelim hemen. Siz aslında evet, bizim söyleyeceğimiz, sonundan soracağımız her şeyi şu anda söylediniz. Hiçbir soru işareti kalmadı. Televizyon dünyasını merak ediyorduk. Ben giriş yaptım sadece. Detaylandırırız sonra. Peki, şöyle yapalım o zaman. Sorularınız birazcık haliyle daha çok televizyona ve diziye yönelik. Ama biz sizin tiyatrodan dizi sektörüne geçişinizi, beyaz perdeye bakış açınızı, şu anda siz oyunculardan bahsettiniz ama aslında bunun oyuncuları tercih eden, seçen yönetmenlerin de bu dizileri yapanların da etkileri var mı? Neye göre tercih ediliyor? Ben bazı arkadaşlarımız şöyle yorumlar yapmış. Biz çok fazla yeteneğe göre bu oyuncuların seçildiğini düşünmüyoruz. Daha çok dış görünüşe bakılıyor diye düşünüyoruz. Ya da önce bundan girelim isterseniz. Ya bir tür söylediyse dünyanın en çirkin adamıyla karşı karşıyasınız arkadaşlar. Dış görünüşe baksana da yani şu an adamın çirkinliğine. Ya tabii ki genç çocuklar için dizi sektöründe böyle bir şey. Var tabii yani. Hani televizyon o kadar zor bir şey değil arkadaşlar yani. Bir tane yönetmeniniz var. Yani eğer güzelseniz kamerayı size doğru sokuyor, çıkartıyor, indiriyor, sarkıyor, arkasına müziği dayıyor ve şahane bir şey seyrediyorsunuz eğer o yönetmenimiz yetenekliyse. O yüzden doğrudur yani. Hani oyunculuk belki ikinci planda olabilir televizyon işleri için ama sinema ve dünyaya açılan o vizyon için o pek de geçerli bir durum değil. Tabii ülkedeki hani sinema endüstrisinden bahsetmiyorum şu anda çünkü özgün işler çok az yapılıyor. Genelde Kore sineması ve Avrupa sineması üzerinden copy-paste'lerle karşı karşıyayız. O seyrettiğiniz filmlerin hepsi aslında daha önceden yapılmış filmler arkadaşlar. Yani o yüzden özgün bir sinemamız şu sıralarda pek fazla yok. Zaten özgün bir sinemada da zaten size para vermiyor. Yani maalesef öyle bir durum var. Şu an Ankara'dasınız. Ankara'dayım İstanbul'da. Ankara'dasınız, İstanbul'dasınız. Buradaki oyunlarınız devam ediyor. Evet. Şu anda bizim tiyatroya gitmek, sizi izlemek istesek gidebileceğimiz şu anda vizyondaki diyorum. Sahnedeki oyunlarımız nelerdir? Hangi oyunları yönetiyor ve oynuyorsunuz? Evet. Büyük memnunum var bir adam ondan. Başkasına güvenemiyorum kendimden. Yapacak bir şey yok. Şöyle oluyor arkadaşlar, tiyatro biraz daha konservatif bir işe, biraz daha konsantre olmanız gerekiyor yaptığınız işe. Evet, sinemada belki bir ayda bir filmi çekiyorsunuz ama ondan sonra onun edit bölümü başlıyor. O biraz daha konservatif bir durum. Tiyatroda da kendi vizyonumuzla, kendi gördüğümüz estetik algılarımızla bir biçim yaratmak için uğraşıyoruz aslında. Yani tatbikatın kuruluş ve yola çıkış amacı o. Tiyatro sanatını kendi estetik algısıyla seyirciyle buluşturmak istemesinden kaynaklanıyor. Sahne üzerinde farklı bir dil arayışındayız biz. İki tane hemen arka tarafa çerçeve çakıp önünde de bir metni söylemektense biraz daha metaforlar üzerinden, kodlar üzerinden
seyirciyi bu kodları bulmaya yönelik. Tatlı bir puzzle'ımız var sahneye koyduğumuz oyunlarda. O yüzden bu estetik algı bize ait olduğu için maalesef oyunları da kendimiz koymamız gerekiyor. Bu bağlamda tatbikat sahnesi 1 Mayıs itibariyle açılışını Sartre'ın mezarsız ölüleriyle yapmıştı bundan 4 yıl önce. Akabinde bir Marquis de Sade, Mark McDonald'ın bir oyunuydu. Onu Ankara tatbikatta biz önce bir denemiştik, nasıl olur, acaba seyirciyle nasıl konuşur diye. Şimdi de onu biraz daha büyük bir prodüksiyonla İstanbullu seyircilere, Türkiye'deki bizi izleyen, bizi takip eden izleyicilerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bir Derin Hatıra Defteri yaklaşık 10 yıldır seyircisinin ilgisini kaybetmeden devam ediyor ki bu her oyun benim için farklı bir tecrübe oluyor. Nasıl diyeyim, bir önce gelen seyirci bir sonra geldiği zaman oyunu çok daha farklı keyifler alabiliyor. Çünkü yaşayan bir organizma olduğu için tiyatro seyircisiyle ve oyuncusuyla etkileşim üzerine kurulu bir sanat dalı olduğu için ister istemez bir önceki oyunda bir sonraki oyun arasında seyircinin size verdiği enerjiyle büyük farkı var. Bu bağlamda da ben yani 10 yıldır oynuyorum oyunu ve 10 yıl aynı oyunu oynamadım desem yeridir yani. O yüzden hani 10 yıldır oynuyorsunuz oyunu, sıkılıyor musunuz? Hayır efendim, sıkılmıyorum. Çünkü gelen izleyicilerin hepsi biraz daha farklı, değişik insanlar. Onlar oldukları için yaydıkları enerji de çok farklı. Bu yüzden ben hiç sıkılmıyorum. Martin Hüsat devam ediyor, Tüy Kalemler. Bu yıl yine Ankara'da bunun temelini attığımız, böyle kendi içerisinde denediğimiz Voizek masalını yine daha büyük bir prodüksiyonla, yani 45 kişilik bir ekiple yine İstanbullu seyircilerle buluşturduk. O da bir rock müzikali. Türkiye'nin ilk olması sebebiyle de benim için önemli. Ankara'daki oyunlar devam ediyor. Bilum, Büyümü, Laveyn vesaire. Çalışıyoruz. Seyircinin karşısına çıkıyoruz. Oynuyoruz. Bu sezonda biraz televizyon olmadığı için ister istemez tiyatroda daha keyifli ve nasıl diyeyim, daha mutlu bir zaman geçiriyoruz. Peki bir soru gelmiş. Bir Delinin Hatıra Defteri oyununda bir insanın yavaş yavaş delinmesi olarak aslında oyun ilerliyor. Bu oyundaki deliliği siz nasıl tanımlıyorsunuz? Bu karakterle özdeşleştiğiniz noktalar var mı? Bu karakter kimdir? Siz içine nasıl girdiniz? Ya da oyun öncesi çalışma yaparken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Bir Delinin Hatıra Defteri'ni çalışırken öncelikle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde bir zaman delilerle geçirdim. Böyle bir şey yoktu. Yani katil oynamak için gidip birini vurmanız gerekmiyor arkadaşlar. Yani. Bu bayağı büyük bir PR aslında yani. Metin ve söylem ve sosyal sınıfın insan üzerindeki baskısından yola çıkarak haksızlığa karşı mücadele edemeyen her insanda zaman zaman sisteme karşı bir başkaldırı olur. Bizde şu sıralar biraz daha fazla, tabii ister istemez. Bu işte sistemle baş edemeyen insanların düştükleri durumu anlatıyor aslında. Kendini ifade edememe olgusundan yola çıkarak hazırladık Bir Derin Hatıra Defteri. Ama sanayileşmenin kişiyi yalnızlaştırmak üzerine de bir metaforumuz vardı sahnenin üzerinde. Ve bir vinç kullandık biz de. Ve bu vinci de o yalnızlaşan insanın bir süre sonra çalışma sektöründe yerini alan makineleşmeyi anlattık. Ve yalnızlaşan insanın delirmesini seyirciyle buluşturduk. Mevzu bu. Ya öyle delilerle gittim çalıştım, ay kendi içimde günlerce yalnız geçirdim falan durumu yok yani. Metin bize ne anlatıyorsa, bu metni biz de seyircilerimizin bize verdiği enerjiyi onlarla buluşturduk yani. Aslında sizi en çok tanıdığımız nokta bir Delinin Hatıra Defteri, bir de Besant Ç. Niye? Onların bir var vardı ya, Şahane'yle en sevdiğim işlerden bir tanesi. Evet, yani. Tabii ki onunla da tanıdık ama şu anda gündemde olan ve gündemimizi aslında geçtiğimiz günlerde yoğun bir şekilde meşgul eden mevzu Emrah Serbest'e girdi. Ben de mevzu içeyim lütfen. Çünkü sürekli önce o zaman
o karakterden bahsedelim. Daha sonra Emrah Serbest'e gidelim. Yani siz o karakterdesiniz. Gerçekte de mi aslında? Ben de saçayım. yani dışarıdan baktığınızda, dışarıda sizi birisi gördüğünde sizden Besaç'ın toparlayabilir. Mesleğimle ilgili kendi kendime kalıp sorduğum en önemli sorulardan bir tanesi. Besaç'ı niye bu kadar gerçekçi oynadılar? Çünkü benim adımı unuttular yani. Sokakta yürürken Behzat abi, Behzat abi. Bazıları var Behzat Bey diyor yani. Yani nasıl 3 sene boyunca onu bey olarak tarif ediler onu da bilmiyorum ama. Çok zor işte arkadaşlar ama mevzu kendi içerisindeki ansamblın metni çok iyi kotarmasından kaynaklıydı. Ve o dönemde sanırım siyasi bir boşluk vardı. Ve herkesin ağzı fermuarlarla kapatılmıştı. Besaççı tamamıyla açılmasa da yani ağzının kenarıyla bir şeyler söyleyebilen bir işti. O yüzden de çok sevildi. Tabii ki bunun içerisinde söylediği sözün gücü de var. Evrad'ın ve Ercan'ın kalemi, politik görüşleri ve bizim bu politik görüşü kendi içerisinde biraz da hicivle ele almamız. Sanırım kitle üzerinde benim aslında doğduğumda adım Behzat olduğu ile yargıya varıldı ki bir oyuncu için iyi bir şey ama bir taraftan da çok tehlikeli tabii ki yani. Hani bir karakterle sizi bu kadar özdeşleştirip sizi Behzatçı sanan bir güruh da var. Ondan sonra sorguladım. Acaba dedim bundan sonra önümüze gelen karakterleri kendi biraz daha dışarıdan çekip hani çok fazla içinde olmadan hani mı oynasak diye sormadım desem yalan olur açıkçası. Ama Besatçı benim için validen sonra tüm benliğimi verdiğim, gecemi gündüzümü kattığım, her dakikasını onu düşünmeden geçiremediğim bir rol karakteriydi. Oynamaktan büyük keyif aldım. Senaryosunu okumaktan büyük keyif aldım. Bununla beraber benimle birey için tüm vatandaşlarımdan büyük keyif aldım. O deriz şahsına münasır bir işti. Umarım öyle işler önümüze gelir. Emrah Serbest'e girmedik ama henüz. Sizin şöyle aslında merak ediyoruz ama biliyoruz da sadece sizin görüşlerinizi bu konuda merak ediyoruz. Çünkü Besaç'ı yazan, o karaktere can veren Emrah Serbest'i ve şu an tekrar ekranlarda olacak mı, olmayacak mı soruları kafanızı karıştırıyor ki siz uzun bir süre ekranlardan uzak duracağınızı söylediniz. O konuda ben bir soru sordum kendime. Yani bir birey eğer topluma mal olduysa, yaptığı işleri de topluma mal olduysa ve bu toplum da bu işi seviyorsa bireysel hataları bu paylaşımın önüne geçebilir mi, geçemez mi? Soru buydu bendeki. Yani Emrah bir hata yapmıştır. Olabilir. Hepimiz bir hata yapıyoruz. Yani bunun bedeli yüksektir. Olabilir. Kendi vicdan azabıyla, kendi vicdan problemi ya da hesaplaşması ona aittir. Çünkü bizim başımıza gelmemiştir böyle bir şey. Gelmediği için de bunu değerlendirmek ne kadar doğrudur bilemiyorum. Benim başıma gelmiş olsaydı ben başka türlü davranırdım. Senin başına gelmiş olsaydı sen başka türlü davranırdın. Ama ortada bir eser var. Ve bu eserin beğenenlerden uzak tutulması gerekir mi, gerekmez mi sorusu ben sorayım. Bence gerekmez. Gerekmez. Bence gerekmez yani. Yani kişinin özel hayatıyla yaptıkları evet, yani sanat eseri ya da çıkardığı eser ya da bir roman ya da ne yapacağız şimdi adam böyle kazayı yapıyor. Hani üretimini okumayacak mıyız biz? Hayattan çıkarımlarını merak etmiyor muyuz biz Emrah Serbest'in? Şu dakikadan sonra ne yaşadığını, ne yaptığını, nasıl bir vicdan muhasebesinin içinde olduğunu, kendini bu toplumun içerisinde nerede gördüğünü merak etmiyor muyuz? Biz sanatçı insanlar hayattaki yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak ürettiğimiz bir takım işleri zaten izleyicilerimizle paylaşan insanlarız. Bu bağlamda da Emre'de hani o konuda tabii ki yani kötüdür, tabii ki iyi. Tabii ki sorumsuz bir davranıştır ama bu da sevenlerini üretiminden uzak tutmaya
neden değildir belki. Yani. Evet. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum yani. Hani bunun aksini düşünen var mıdır acaba? Yani çünkü ben bunun içinden çıkamadım. Yani tuhaf bir soru aslında bu. Yani ne yapacağız şimdi? Yani yazdıkları okumayacak mıyız? Hayattan çıkarımlarına bakmayacak mıyız? Tuhaf tabii yani. Tekrar bu konuya dönmek istiyoruz çünkü sorular da devam ediyor. Belki hemen serbest olmaz ama aa, sizin... Ne güzel ya, oradan sonra duydum yani. Bu zamanımız öyle şeyler yaptı. Buradan sorular geliyor. Ama ben yine de yazdım. Birazcık da heyecanlıyız. Ben oldukça çok çok heyecanlıyım. Bir açıklama yapayım. Bir Deli'nin Hatıra Defteri diye hep bu oyun çok güzel bir oyundur diye ailem bahsederdi. Biz o dönemler Konya'da yaşıyorduk. Çok çok eski değil. O dönemler derken. Evet, Konya'daydık. Aslında Bir Deli'nin Hatıra Defteri'nin çalışmasının asıl amacı oydu. Vinç var arkadaşlar. Vinç'in üzerinde de hani maymunluk yapıyoruz aslında yani. Vinç'in olmasının sebebi de arabanın arkasına bağlayıp köy meydanlarında da aslında oynama arzundan kaynaklanmıştır. Yani bir metni ya da Gogol'ü Türkiye'nin dört bir yanında sahnesi olmasa dahi sözlerini geçirebilmek idealizminden kaynaklanmıştır. İşte şartlar da ruhlarında olmuyor. Olağanüstü hal var, her yerde oynamıyorsun. O yüzden maalesef. O dönemden bir de sahnenin arkasındaydı. Şimdi zannediyorum farklı sahnelerde farklı kuruluyor değil mi? Artık her yerde oynayabilecek kıvama geldi. Geldi. Tek bir araç yeterli oluyor. Güzel. Biz merak ediyoruz. Bir gününüz, bir haftanız bu koşuşturmada nasıl geçiyor? Evet. Sabah kalktığınızda ne yaparsınız? Sonra nasıl oyun çalışırsınız? Bunu sormuşlar bize. Evet, çünkü neden? Sanki normal bir insanla, normal bir insan diyorum, bir sanatçının hayatı çok farklıymış gibi düşünceler var. Bu soruda birkaç kere yazılmış. Sormak istemedim ama buradan farklı bir yere geleceğim. Sabah saat 8.30'da kalkarım ben. önce dişlerimi fırçalıyorum. gündüz maskem vardı, gündüz maskemi söyledim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gece ne kadar içtiysen gündüz o kadar geçti. Peki, çok teşekkür ederim. Her soruyu okumam gerektiğini anladım. Doğru bir örnek değil bu adam bu konuda. Evet. Hocam affedersiniz, kusura bakmayın. Yalan söyleyemiyor adam. Benim seçici olmam gerekirdi. Konservatuvarda alınan oyunculuk eğitimi ile akademi, atölye gibi yerlerde alınan oyunculuk eğitimi arasındaki farklar nelerdir? Sizce tiyatro oyuncusu olabilmek için atölyede alınan, konservatuvar okumadan alınan eğitimler yeterli olur mu? Tiyatro oyuncusu olmak için. Tiyatro oyuncusu ve dizi oyuncusu diyelim. İki arkadaşlar, tane başlık tiyatro oyuncusu olmak için atölyelerde alınan eğitimler olmaz. Dizi oyuncusu olmak için atölyelerde alınan eğitim olur. Çünkü vücudumuz kaslardan oluşmuş bir organizma. Diyafram da bir kas. Bunun geliştirilmesi, bunun çalıştırılması, sesinizin doğru tonda çıkması, her bir bükümü yapabilmek için suratınızdaki binlerce kası, gırtlağınızdaki binlerce kası çalıştırmanız gerekiyor. Bu da çok acayip etütlerle olan işlerdir yani. Bir oyuncu okula girdiği zaman ayaklarının üzerinde duramaz. Ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmesi zaten 4 yıl sürer. İşte siz bunu atölyede 3 derste, 4 derste, 3 ayda nasıl öğreteceksiniz? Kim öğretecek size? Böyle bir gerçek yok. Ama dizi oyuncu diyorum yani, o kadar zor bir şey değil yani. Hani tatlı bir hani güzel bir fonetiğe sahip olan buradaki bütün arkadaşların hepsi olabilirler. Olamazlar mı Zeynep Hanım? Olabilirler. Ama tiyatro oyuncusu öyle bir şey değildir yani. O bir atlet gibidir. Bakmayın, biraz göbeğimiz var şimdi ama. O bir atlettir aslında yani. Her daim enstrümanına dikkat etmek ve bu bağlamda da ona göre hareket etmek zorundadır. Tiyatro oyuncusuyla televizyon, dizi oyuncusu arasında bu fark vardır. Bir tanesinde antrenman yapmak zorundasınız.
ötesinde antrenmana bile gerek kalmadan elinizi kolunuzu sallayarak sete çıkabilirsiniz yani. O yüzden tiyatro oyuncusu olmak için okumak şart. Ha, ülkedeki üniversitelerdeki verilen yani tiyatro eğitimleri sizin için nasıl değerlendiriyorsunuz derseniz, sahne üzerine çıkmamış eğitmenlerin gençlere eğittiğini görüyorum ki sahne üzerinde bir şeyler paylaşmadan hiç kimseyi eğitemezsiniz arkadaşlar. Yani hocalarınız muhakkak sahne üzerinde bir deneyime sahip olması gerekir. Ama ülkede maalesef güzel bir bilim yaptığı için, güzel de para verildiği için ister istemez bunlara dikkat edilmeden tiyatro bölümleri açılıyor. Evet. O doğru değil bence yani. O konuya da gelmek isteriz. Şu anda çok fazla film var, çok fazla beyaz perdede film görüyoruz. Şu anda siz Türk sinemasının, beyaz perdenin geleceğini ve şu andaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç değerlendirmiyorum, bilmiyorum. Ben senaryo gibi, bu güzelmiş diyorum, oynuyorum. O kadar yani. Hani, bu bağlamda akademik bir tarafım yok yani. Akademik tarafım olsun diye de uğraştırdım açıkçası sinema sektöründe. Bir uzmanlık alalım, sahne üzeri. Sahne üzeri. O zaman dizilerde artık yavaş yavaş internet dizilerine geçmeye başladık. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Bu internet dizilerini destekler misiniz? Destekliyorum tabii canım. Yani çok güzel, özgün hikayeler çıkmaya başladı. Hani ülkede rütün yönlendirmesiyle tuhaf bir estetik algı oluşmaya başladı. En azından buna alternatif olarak internet dizilerinin olmasını ben destekliyorum açıkçası. Peki, ekran önünde olmakla sahnede olmak arasındaki farklılıklar hangisi sizi daha çok tatmin ediyor demek olmaz belki ama motive ediyor. İkisinin çalışırken neler hissediyorsunuz, ne gibi farklılıklar hissediyorsunuz? Bir tanesinde kahvenizi yudumlayıp hemen hikayeye başlayabiliyorsunuz. Ötekisinde ise bir saat boyunca ne yapacağım diye kendi kendinizi yiyorsunuz. Bir tanesinin adrenalin çok yüksek, ötekisinin bir rahatlığı var tabii ki. Tabii ki sahneyi tercih ediyorum. Ama sahneyi de televizyonda kendinizi göstermeden yapmanızın nasıl diyeyim, mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü şu anda sahne üzerinde çok değerli oyuncular var. Ve eminim bunların çoğunun farkında değil. Genç arkadaşlar. Çok değerli oyuncular var. Kadıköy'e gittiğimde ben çok şaşırdım. Çünkü İngiltere'deki bu fringe dediğimiz küçük küçük toplulukların olduğunu ama tabii İngiltere kültürü biraz daha farklıdır. Tabii ki tiyatro estetiğini sonuna kadar yaptığı için kendi içinde oyuncular baş kaldırmıştır aslında fringe'lerin bulunması için. Ama ülkede daha tiyatro estetiği oluşmadan herkes kendi fringe'ini oluşturmuştur. Küçük tiyatrolarını oluşturmuştur. Bunlar şahane. Gittiğim zaman seyrettiğimde çok enteresan oyunlarla karşılaştım. Yani nasıl diyeyim? Bakmakta fayda var ya. Yani. Gerçekten. Enteresan işler çıkıyor. Enteresan sözler söyleniyor. O yüzden tiyatro şu sıralar sanırım yavaş yavaş battığı çamurdan kendini çıkarmaya çalışıyor. Evet, devlet tiyatrolarının ben de size durumunu soracaktım. Onu değerlendirmenizi isteyecektim. Şu anda devlet sanatçıları sürekli ben sosyal medyadan bakıyorum. Her gün olumsuz bir yorum, bir şikayet, belki gerektiği kadar değer verilmemesinden şikayet ediyorlar şu anda ama sizin de dediğiniz gibi acaba önce televizyonda olup tanınıp daha sonra mı acaba? Devlet tiyatroları için aynı şey söz konusu olamaz ama devlet tiyatroları konusunda sessiz kalmayı tercih ediyorum. İstifa ettim arkadaşlar da devlet tiyatrolarından. O yüzden bir şey konuşmam ama tabii öyle istifa değil tabii ki. Emeklilik hakkım saklı kalmak kalbine istifa edildi. Yani ister istemez yani. O yüzden hani orada istediğimiz sözü, istediğimiz özgürlükte söyleyemediğimize inandığım için ben istifa ettim. Çünkü devlet tiyatroları kendi içerisinde özel bir yapıya sahiptir. Hiçbir hükümetin nasıl diyeyim, sesi haline gelemez. Gelen tüm hükümetleri eleştirebilen özel bir yapısı olması gerekiyor. Bu yapı biraz bozuldu.
Bu yapıda bozulduğu için o zaman bana düşen görev de kalmadı tabii ister istemez. Biz hepimiz çünkü hiciv sanatçılarıyız yani. Hicret neden nasıl yapacaksınız abi işiniz? Mümkün değil ki. Evet, biraz farklı bir konu. Devletin tiyatrosu olur da arkadaşlar, hükümetin tiyatrosu olmaz. O zaman o fark biraz farklı yani. Ne söyledim sana? Kesinlikle. Ben çok başka bir konuya geçmek istiyorum. Biraz sizin tiyatro sanat dışında başka bir kimliğiniz de var. Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanlığı'na şu an devam etmektesiniz zannediyorum. Gençler Kulübü, Allah söyledi herhalde. Yok, şu anda Murat kulübün başında. İran Hoca vefat ettikten sonra Allah rahmet eylesin. O yönetmeye çalışıyor kulübün. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Şu anda bir yabancılaşma olabilir ama bunun içerisinde bu çok çabuk çözecektir yani. Yani ben bunu nasıl başladığını soracaktım aslında bu kulübe olan ilginizi. Doğuştan. Pekala. Birazcık da benim sorularım buradan gelenler yetersiz kalabiliyor. Çünkü hep aslında günlük rutinlerini sormuşsunuz nedense. Erdal Beşikçioğlu. Çok günlük rutininiz neler? Nereye takılır? Nerede içer? Şimdi biz korkuyoruz. Mikrofon vermek istiyoruz ama birazcık da interaktif olsun istiyoruz. Seyircilerinizden de sizlerden de sorularınız varsa el mikrofonumuz hazır da Sayın Erdal Beşikçioğlu da sahnede bizlerle kendisine sorularınızı iletebilirsiniz. Bir tane var burada. Ya, konuşmanızın başında biraz cevapladınız ama ya sonuçta siz bir tiyatro oyuncusunuz. Oynadığınız birçok oyun var. Herhangi bir karaktere kendinizi bağdaştırdığınız veya rolün içinden çıkamadığınız zamanlar oluyor mu gerçek yaşamınızda? Hepsi. Hepsi. Benden bir şey olmasa zaten onlara bu kadar tatlı can veremem ki. Yani bizim akıllılık ve delilik arasındaki ince çizgiyi işte biz o rol kişilerinde çıkartıyoruz. Yani gerçek hayatta onların yaptığını yaptıysam ben de eğer bana deli derler. Biz onun yerine işte biraz daha sakin davranmaya çalışıyoruz özel hayatımızda. Tüm deliliklerimizi de bu roller üzerinden çıkarıyoruz. Benden bir şey olmasa zaten olmaz. Teşekkür ederim. Bir tane daha alacağım. Şimdi özellikle... Kağıda mı yazdın sen? Ben verecektim size ama çünkü toplamayınca... aslında siz gelmeden önce bizler toplanmıştık burada. Sorularınızı kağıtlara yazmıştık. O zaman herkes inanılmaz soru yazıyordu. Şimdi zannediyorum... sormaya çekiniyorlar. Erdal Beşikçioğlu geliyor, ona göre çalışalım. Vallahi sağ sola belli olmam. Sadece toplamakta zorlanmayalım sonrasında diye. Şimdi tiyatro eserlerindeki seçimlerimize böyle baktığımız zaman iddialı seçimler, böyle seyirciyi etkileyecek ve iddiası çok yüksek seçimler olduğunu görüyorum ben. Mesela, özellikle iddiası nerede mesela? İddiası nerede? İçinde bulunduğumuz şu siyasi durumu ve hani bu Türk kültürünün biraz daha muhafazakar halini düşünürsek özellikle son seçtiğiniz oyun açıkçası bana çok iddialı geldi. Ben de sahne üzerinde biraz muhafazakarım. Yani. Yapacak bir şey yok o konuda yani isterseniz. Peki bu sizi hiç korkutmuyor mu? Yani genel olarak bu Türkiye'nin karmaşık durumu içerisinde bu kadar böyle kendinizi adayarak özgün eserler ortaya koymanız sizi hiç böyle hani hiç korkutmuyor mu? Şimdi ben burada çok siyasi kelimeler etmek istemiyorum ama biliyorsunuz özellikle devlet tiyatrolarında birçok eser yasaklandı, oynanması hani sakıncalı görüldü nedense onu da biliyorum. Ben devletten para alıyorum. İstediğimi yapabilirim. İstediğimi de söyleyebilirim. Ben sanatçıyım. Yani bazı gazetecileri içeriye almış olabilir. Evet. Bazı sanatçıları da içeriye aldılar. Ne yapalım? Ne yapalım? Biz de içeride oynar. Onlar yazar, biz oynarız yani.
Keşke oyun, yani gittiğimiz, seyrettiğimiz bütün oyunlar ve böyle bütün sanatçıların sizin kadar sağlam bir duruşu olsa da biz de daha özgün eserler izleyebilsek. Arkadaşlar, yapmayın gözünüzü. Gerçekten tiyatro sahnesinde çok enteresan oyunlar oynanıyor. Geçen gün hayvan çiftliğini çıkarttı arkadaşlar yani. Yani şimdi tiyatro dediğiniz zaman ister istemez, yani bulvar komedisinden falan bahsediyorum arkadaşlar. Yani gerçekten şöyle bir güçlü eserler var. Yani Boş Şehir diye bir oyun var. Bu entropizm yorumlar oynuyor. Yani ister istemez kendi içinde yalnızlaşan savaş tarafından insanların durumunu anlatan bir iş. Seyretmekte fayda var yani. Yani sadece ben değilim o, vay ne kadar cesur adam değil yani bu mevzu. Zaten bizim işimiz bu. Yani biz çağa eriştiren adamlarız yani. Gazeteciler bir, biz iki. Yani gazeteciler var olmayan bir metni yazarlar. Biz var olan metni yorumlarız. Yani bu manada da yani hepsi cesur arkadaşlardır yani. Haksızlık etmeyelim diğer arkadaşlar. Sahne üzerinde zamanını geçiren arkadaşlar, yaşama amaçları budur zaten. Çok teşekkür ederiz. Arzu ederseniz devam edelim sorulara. Çok sorumuz var o taraftan da. Ben Az önce inkarnat dizilerinden bahsetmiştiniz de onunla ilgili bir şey soracaktım. Hani orada Rütük olmadığı için, daha özgün şeyler olduğu için internet dizilerinden hani gitmek gibi bir şansınız var mı? İnternet dizilerinden oynamak gibi bir şansınız var mı? Bir düşünceniz. Var tabii. Var tabii. Yani hani Behzat Emrah girmeden önce bir internet kanalında hani olur mu olmaz mı tartışmasını yapıyorduk ki olması konusunda da olumlu yaklaşımlar almıştık biz Behzat şey için. Bence olur. Neden olmasın? Eğer söylemi güçlü bir iş olursa neden olmasın? Süresi 45 dakikaya geçmeyecekse neden olmasın? Arkadaşlar, bir sinema filminin çekim süresi yaklaşık 1,5-2 aydır. Çektiğiniz senaryonun sayfa sayısı 150 sayfadır. Biz bir diziyi bir haftada 150 sayfa olarak çekiyoruz. Ya bu mümkün değil. Buna ne can dayanır, ne zihin dayanır, ne akıl dayanır, ne ruh dayanır, ne aile dayanır, bir şey dayanmaz yani. Hoş geldiniz. Geçen ufak bir tartışma yaşıyorduk. Yes! Sen ne yapıyorsun? Devam edeyim mi? Protesto devam edebilir miyiz? Sorsana arkadaşlar. Hocam, protesto oyunculuk mu yoksa metot oyunculuk mu diye şey yaptık. Sonra biraz daha genişledi. Dedik ki metine göre o da olabilir, oyuncuya göre de olabilir. Bayağı yayıldı. Sonra hiçbir şey olmadan, böyle konuya da bir sonuç bağlayamadan sustuk. Size de sormak istedim. Ufacık bir şey daha soracağım. Ufak bir tavsiye ne okuyorsunuz? Ben mekatronik okuyorum ama okulun tiyatro bölümündeyim. Eyvallah. Bir de ufak bir şey daha isteyeceğim. İlk defa oyun yönetecek bir kişi tiyatro sahnesinde hangi metini seçmesini tavsiye ederiz? Dram mı, komedi mi, kara komedi mi? Ama söylemi güçlü bir metin olsun. Benim için yeterli yani. İlk sahneye koyacak bir arkadaşım söyleyeceğim bu. O grotesk mi yoksa bilmem ne mi sorun eder? Onu bilemiyorum yani. Yönetmenin istediği ve oyunun üstünlüğüne bağlı bir estetik arayıştır aslında. Ama ben konservatuarda okurken ikinci sınıfta sanırım Baykal abi, Baykal Saran, Allah rahmet eylesin, onları görme şansımız oldu. Fil Adam koyuyordu. Sahnenin üzerinde de Rüştü Asyalı, Çetin Tekindor, Erol Kardeseci'yi görme ve onlarla çalışma şansına ulaştım. O zaman öğrenciyim tabii, arkada bayrak tutuyorum falan ama seyrediyorum yani mevzuyu. Orada ben de böyle buna benzer bir soru sorduydum kendime. Sahne üzerinde doğallık mı yoksa samimiyet mi? Çünkü Çetin Hoca inanılmaz metot ve inanılmaz doğal oynuyordu. Seyretmek büyük bir keyifti. Ama Rüştü abi onun aksine inanılmaz samimi ve içten oynuyordu. Şimdi bu hangisi acaba sorusu bende hala bir muammadır. Ve ölene kadar da sanırım bu muamma devam edecektir yani.
Bu da öyle bir şey. Ama senin sorduğun hikaye, metnin geçmesi için aslında bir estetik arayıştır. Bu arayışını zaten belirleyecek olan kişi de yönetmendir. Groteski de severim. Yani ki keza aslında kendi içinde Boyzek'te bir parça grotesk barındırır, Marki'de grotesk barındırır, Dili'de grotesk barındırır. Ama büyük oynamak lazım değil mi? Büyük mü? İçten oynamanın büyüğü küçüğü olmaz ki. Samimiyet burada devreye giriyor işte. Çok teşekkürler. Devam edebiliriz arkada sonra. Önde var bir tane hemen. Merhabalar. Benim biraz klişe bir soru olacak da bu hayatta en önde kaldığınız oyuncu kimdir acaba? Beğendiğim ve sevdiğim oyuncular var. Yaptığı işleri seyretmekten keyif aldığım arkadaşlar var da oyuncu öne kalınmaz abi. Yani doğru bir adam değilmiş çünkü yani. Dünyanın en acayip hizmetlerini yaşayan, en acayip çatışmalarını yaşayan, devamlı kendiyle kavga eden huzursuz bir adamdır yani. Ve bu huzursuzluğu da her oyuncunun kendi biçimini ve üslubunu belirler. O yüzden başkalarının acısını örnek almak doğru değil bence yani. O yüzden her oyuncu kendi içinde nevi şahsına münhasır kişilerdir. O yüzden örnek alınması doğru değildir. Ama beğenerek izleyebilirsiniz tabii ki. Ben çınlıyorum bayağı. Evet, onu söyleyecektim ben de. Bir seslenebilir misiniz rica etsek teknik ofiste? Mikrofonlarımız biraz çınlama yapıyor. Gerçi beni duyuyorlardır. Devam edelim. Merhabalar. Ben bu atölye olayıyla alakalı bir soru soracağım. Şimdi hani söylediniz ya, atölyelerdeki eğitimlerin konservatuarla çok denk olmadığını ve oradaki eğitimin yani üçte biri bile etmeyeceğini söylediniz. Şimdi ben amatör olarak liseden beri tiyatroyla uğraşıyorum ve işte mezuniyetime bir sene var. Mezuniyetim yaklaştıkça da artık yapmak istediğim işim bu değil de tiyatro olduğunu düşünmeye gitti başladım. Yapma sen de. Evet, böyle bir pozisyondayım. Evet, dördüncü sınıf tıptan ayrılan arkadaşlar var tiyatroya. Yok, ben hani bitireceğim bölümü de ama gitgide hani istemediğimi fark ediyorum. Şu an hala amatör olarak tiyatro yapıyorum. Ne okuyorsun? Ben lojistik yönetimi okuyorum. Hocam lojistik yönetimi okuyor adam yani. Memnun değil, ne yapacağız buna? Ne yapacağız bu adama yani? Şöyle bir şey danışacağım size. Şimdi ben de bu okulun tiyatro bölümündeyim bu arkadaş gibi. Bir dairetten dışarıda şu an hani oyun da yapıyoruz amatör olarak. Ama ne tavsiye edersiniz? Yani en azından konservatuvarda göreceğim ve kendimi geliştirebileceğim şekilde bir şeyleri dışarıda nereden alabilirim? Bir sürü atölye var, tiyatro var. Valla lojistik. Yok mu hiç tavsiye? Çok çok istiyorsan bir tırın arkasına bir sahneye kurun. Köy köy dolaşın yani. Aslında bu konuda devreye girdim. Bana da öyle dediler. Yani... Sen de mi lojistik oldun? Hayır. ben de eskiden beri hep böyle tiyatronun içindeydim. Hiçbir zaman hiçbir bölümü üniversiteye okumayacağım diyenlerdendir ben de. Ama hangi devlet tiyatro sanatçısına sorsam, kim oyunculukla ilgileniyorsa buldum hepsini. Ve bir kişi bile bana, evet sizin dediğiniz gibi bu mesleği yap demedi. Ama aslında bizim... tatmin olduğumuz nokta da burası. Yani bundan keyif alıyoruz ve neyden mutlu oluyorsak onu yapmamız gerekiyor. Evet tabii yani. Bizi eğitirken 2 yaşında alkışlamaya başladılar yaptığımız işleri yani. 2 yaşındayken. Aa ne kadar güzel şarkı söylüyorsun. Şak 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 şak. Aa ne kadar güzel yürüyebildi şak 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 şak. İster istemez de bu bizde doğarken bir bağımlılık elde etti. Evet. Yani o oluşturdu. Ama sahneye çıkmak aslında sizdeki aile kadar güzel bir... Yok, o tamamen bir ego tatminiyle ilgili bir durum yani. Düşünsenize, 1000 kişi sizi alkışlıyor yani. Yerin lojistiğini. Ben de işte geç yerin lojistiğini dedim. Ama işte sonra... öyle olmuyor arkadaşlar. Bu memlekette tiyatro biraz zor. İngiltere'de yapacak olsak başka bir şey tabii ki yani. Orada nefes alıp vermek gibi bir şey tiyatro. Şimdi bu tiyatroların, sanat merkezlerinin, işte oyuncu yetiştiriyoruz diyen merkezlerin de aslında hep içinde iyi isimler görüyoruz, eğitimciler görüyoruz ama ne kadar 40 kişilik bir sınıfta doğrudur diksiyon eğitimi vermek, nefes eğitimi vermek bir öğrenciye ya da sizce bunlar yerini buluyor mu? İyi eğitim verebiliyorlar mı? Cevapladınız ama. Ben konuştum. Yani
Yani hani evet ben yoklaşmak istiyorum aslında arkadaşlar. Bunun için de mücadele ediyorum aslında. Ama yani oraya giren insanlar adı üstünde zaten tatbikat bizim sahnemizin adı. Yani askeri bir eğitimden geçmeleri gerekiyor şart. Yani o sesli, nefesli, diksiyonlu. Ama bu 3 aylık atölyeler halinde yapılan eylemler aslında bana soracak olursanız bir kandırmacadan öte bir şey değil. Herkes için söylemiyorum tabii. Herkes için söylemiyorsunuz. Ama tabii yani bunları yapabilmek için aslında bir tiyatro altyapısı olması gerekiyor da insanların. Atölye zaten belli bir altyapısı olan insanlar üzerine bir arayışı manalandırmak için yapılan toplantılara verilen attır aslında. Yani hiçbir şey bilmeden ben gideyim şimdi bilmem kimin atölyesine kalıyor. Bilmiyorsun ki abi ne anlatacaksın onun için altyapını yapman lazım. Ne dediğini bilmen lazım. İnsanlığının tutması lazım. Falan filan. O işler biraz zor işler. Güzelim gördüğün kadarıyla. O işler zor işler. Evet. Sıfırdan da başlasan senin için olur. Şey de olacak iş değil yani. Aa işte geldi. Aa bir baktın telefon geldi. Annen öldü ne yapacaksın? Hadi bunun mimini yap. Evet. Öyle değil yani. Vay piyangodan ne kadar milyonlar çıktı. Şimdi bunun mimini yap. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya da bitirince herkesin oyuncu olabileceği, tiyatro sanatçısı olabileceği. Aynen düşüncesi. Öyle. Cüneyt Kökçer Allah rahmet eylesin. Bizim derslerimize geldiği zaman tiyatronun bu halini fark ettiğinde ki devlet tiyatrolarının kurucularından bir tanesidir. Yıllarca genel müdür görevini yapmıştır. İlk defa bizim sınıfta zikretmiştir yani. Bu okuldan mezun olduktan sonra hepinizin sanatçı olacak diye bir kuralı yoktu. Bazılarınız spiker olacaksınız dedi ki bizim arkadaşlarım çok spiker oldu zaten. Evet. Mikrofon bir orada var, bir burada var. Önce oraya gitti galiba. Evet, merhabalar. Yani öncelikle benim merak ettiğim konu bu konuşulanlardan biraz daha farklı. Benim merak ettiğim konu Erdal Beşikçioğlu ne okur? Bugüne kadar ne okudu da fikirlerinin bu kadar idealist olmasını veya bugünkü fikirlerini yaratan önemli eserlerin hangileri olduğunu merak ettim. Onu sormak istedim. Erdal Beşikçioğlu çok fazla okumadı. Okudu tabii ki de yani. En fazla babasını dinledi. Mevzu oradan kaynaklı aslında. Çok teşekkürler sağ ol. Ama okumuştur yani ya. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Öncelikle büyük bir hayranınız olduğumu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Besatçe, tüy kalemler, bir dilin hatıra defteri bunları... Yani Besatçe'nin zaten çok büyük bir hayranıyım. Ve tiyatroda da iki oyununuzu izledim. Gerçekten mi? Evet. Aa süpermiş. Birlikteyiz. En sevdiğim. Hatta böyle biz arkadaşlarımla amirim falan diye sizlere hep bahsederiz yani. Ya. Boyze'yi seyrettin mi peki? Çok özür dilerim. Boyze masalını seyrettin. Hayır ama şimdi arkadaşım dedi ki çok gitmek istedim, kaçırdım, izleyemedim. 30 Kasım'da seyredin muhakkak. Tamam, kesinlikle gidiyorum. Teşekkür ederim. 30 Kasım'da üniversite olarak oradayız. Yeni hocam ne diyorlar? Ya sizinle ilgili aslında şunu çok merak ediyorum. Arkadaşımla da çok fazla konuştuğumuz bir konu genelde. Çok mazur görün, eğer bilmediğim varsa da özür diliyorum. Aklı farklı düşünen karakterler oynuyorsunuz. İşte Mark Vesele, Besatçe, aynı şekilde bir dilin antral defteri. Sizi bambaşka bir şekilde de görebilir miyiz? Yani buna da yakın mısınız? Yoksa yo, benim tarzım bu, ben bu adamı oynuyorum, ben bu kişiyim mi diyorsunuz? Yoksa bir komedide acaba oynar mısınız? Şimdi söylediğin zaman şeyi düşündüm. Besatçe ile Markidos'a da düşündüm yani. Yani. İkisi birbirinden çok farklı. Çok farklı ama hani ben şu çok farklı düşünen karakterler oynuyorsunuz. Yani evet seviyorum onları. Yani seviyorum ya. Yani ne yapayım? Yani bir hedefe ulaşmak için başka bir yerden alternatif bir yolu tarifleyen insanlar her zaman benim ilgimi çekmiştir. Onları okumaktan, onların varlığından hep keyif almışımdır. Zaten anlatmanın da hani ilgi çekmesinin de başka bir yolu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden öyle. Ama hakikaten Marki ve Besat çok farklı karakterler yani. Bir anda Besat'ı parmaklarını ojeyle boyarken de düşündüm.
yakın davrandı ama. Öyle mi diyorsun? Bütün hareketleri oldu. Yapma. Olma gibi. Ya da biz çok irdeleyerek izleyelim. İyi yok, ben senden daha fazla irdelemem lazım. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Şimdi siz tabii ki o karakteri oynuyorsunuz ve onun bir sahne arkası var. Yani orada bir kestik, devam. Hani rol, bizim sizin bir bakış açınız var. Bir de bizim ekranda izleme. Yani biz çünkü o anda tamamen Erdal Beşiktaş değil de Behzat Amir'in, Behzat Ç'yi izliyoruz. Acaba sizinle biz farklı olarak yorumluyor olabilir miyiz? Yani biz daha çok içine giriyor olabilir miyiz onun da? Size hani diyorsunuz ya bana yolda Behzat diyorlar. Onun bir ölçüsü olamaz yani. Oyuncu ne kadar mevzu içindeyse ya, yani ben buna konsantrasyon demiyorum, ne kadar dikkatini veriyorsa mevzuya, seyirci de o denli dikkatini verdiğine inanıyorum. Yani o dünyanın içerisinde sen nasıl var oluyorsan eğer, seyirciyi de o şekilde var ettiğine inanıyorum. Geçen gün Ankara'da bir Demir Hatıra Defteri'ni oynuyoruz. Ankara'da biraz sahne biraz daha farklı. Yani şu kadar yakında seyirciyle oynayabilme imkanım var. Oynarken döndüm ve seyircinin bir tanesine tam bir laf edecektim ki kızcağız yerinden sıçradı korkuda. Sonra biraz geriye çekildim. Dedim ya niye bu kadar korktu, niye benim bu kadar korkutmaya hakkım var insanı diye. Bütün oyun beter oldu. Takıldık oraya yani. Ama bu zaten mevzunun içinde olmak ve içinde olmak yoluyla da karşı taraftakini o dünyanın içerisine çekme sana tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Son artık sorularınıza geçiyoruz galiba. Buradakileri de tamamlayalım o zaman. Bir orada soru var, bir de orada. Sonra toparlayacağım. Ben Konya'da kalmıştım en son. Evet, Konya'da kalmıştım. Neden çok heyecanlı olduğumu anlatıyordum. Gerçekten bir Demir Hatıra Defteri diye benim anneannem izlemiş oyunun artık ilk oynandığı zamanlarda. Sizden değil ama biz hep birlikte toplanıp sizi izlemeye gitmiştik. O zaman sahne arkasında bir tiyatro kurmuşlardı. Yani sahnenin arkasındaki boşluğa kurmuşlardı. Sahne önüne değil, seyirciler koltuklarda değil, dertleri. Zannediyorum şu anda da öyle oynanıyor. Birçok bazı yerlerde. Yani etrafını sandalyeler koymuştu. İnanılmaz bir oyundu. Her saniyesi. O yüzden söylediğinize katılmamak mümkün değil. Siz ne kadar içine giriyorsanız oyunu, seyirci de o kadar içine giriyor. Adam güzel yazmış. Çok teşekkür ederiz bunun için de. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Bu kadar farklı tiyatro oyunu, dizi, işte internet dizisi ihtimalleri vesaire, farklı farklı rol, karakter ve hayatlar ve onların psikolojilerine giriyorsunuz. Hiç psikolojik destek aldınız mı bu süreçte? Zeynep Hanım, ne yapalım? Bir desteğe ihtiyacım var mı? Bu arada soruyu sana... şöyle söyleyeyim, hakikaten zaman zaman bu senin söylediğin hikayeyi ben de düşünmüyorum. Sen yalan. Ama her zaman kendinle mücadele ederek bu psikolojik desteği alacağım bir insansa eğer, bu insana anlatacağım şeylerin karşılığında da vereceği cevapları kendim de bulabilirim diye her seferinde vazgeçiyorum. Yani. Ta ki psikiyatri durumuna gelene kadar. Bilmiyorum, belki ilaç kullanmak olabilir yani 60'ından sonra. Ama 60'ından sonra da ilaç kullanmak ne olur yani. Teşekkür ederim. O da bir insan yani. Bana çözüm olabilecekse ben de kendime çözüm olabilirim diye düşünüyorum. Evet, o da bir bakış açısı. Ben psikoloji okuduğum için söyledim. Şimdi bize hastalar gelmeyecek diye korkuyorum ileride. Öyle dediniz yani, evet. Bazı hastalar da farkında olan hastalardır yani. Gelip kendini tanımlayabilir herhalde yani. Beraber. Beraber çözeriz onu. Büyük şizofrenim var. Şizofrenim de şundan kaynaklı. Bir psikoloğa gidip bir şeyler anlattığım zaman akşam yemeğinde arkadaşlarıyla paylaşmasından çok korkuyorum. Mevzu o sadece. Anladım. Şimdi çok teşekkür ederim. Sorularımız bitti galiba. Zannediyorum sürenin de sonuna geldik.
Orada savaşı bir arkadaş. Ama çok ısrar. Ben o dikkatimi çekti. Yalnızca en azından... Dikkat çekmemesi mümkün değil. O arkadaşımızdan bir soru alalım. Sonra bitiriyoruz. Merhabalar, adım Berkay. Siz gelmeden önce bir kağıda sorularınızı yazmıştık fakat bunlar hiçbir şekilde sorulmadı. Hepsi mi? Oradaki kağıttan toplamak yok, sadece şöyle yazmıştık. Bir sürü öğrenci yazdı ve hiçbir şekilde paylaşılmadı. İki sorum var benim. Birincisi, oynadığınız karakteri yönetmenin talimatları doğrultusunda mı şekillendirirsiniz yoksa hissettiğiniz şekilde mi oynarsınız? Ki bu televizyonda ve tiyatroda farklı olduğu için soruyorum. Yönetmeni dinlerim. Ama hiçbir zaman dediğini yapmayabilirim. İkinci sorum da şu, genelde hep sert mizajla karakterler oynadığınızı görüyorum. Kendim sizi bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Eğer bir komedi filminde oynasaydınız, sert mizajla oynadığınız kadar başarılı bir karakter, başarılı bir kariyer ya da başarılı bir şey sergiler miydiniz? Komediden kastım nedir? Ata Demirer mi? Ceylan Yılmaz mı? Oyun gibi bir komediden mi bahsediyorsun? Eserlenenler ya da ne bileyim o tip arkadaşların yaptığı eserler. Benim öyle bir kalıma girmem mümkün değil tabii ki yani. Hani onu yapmam mümkün değil. Çünkü belki de o kıvraklıkta zekaya sahip olmadığım için olabilir. Ama yani kendi içerisinde yine anların yaşandığı, tuhaf kahkahaların attırıldığı bir biçimi ben seviyorum. Ağlarken bir anda insanın kendini gülerken bulması hoşuma gidiyor benim ki Besatçı'ya de bunu fazlasıyla yaptığımıza inanıyorum aslında. Bizim biraz daha komedi anlayışımız biraz daha farklı aslında. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben de az daha Besat Bey'i diyecektim. Çok komik olacaktı o zaman. Erdal Bey'e. Demiş kadar oldu. Çok teşekkür ederiz. Günün anısına bir armağanımız olacak size. Kulüp başkanımızı ben takdim etmesi için Sayın Selim Çağlar sahneye davet edeceğim. Bu tarafa. Her şeyden önce şunu övünüyorum. Dünyanın en güzel kadın var. Buna dediler ki, Erdal Bey içeride. Ben ne zaman geleceklerini merak ediyorum. Merhaba, bu arada hiç tanışmıyoruz. Ama bizim mesleğimiz en bir meslekli. Gördüğümüz her yer emirimizi sanki çok çok yakınmışız gibi hissedebiliyoruz değil mi? Evet, isteriz tamam. Şimdi basına uğraşsın, ben geliyorum ya. Yani. Ben geliyorum, sonradan cevap veriyoruz. Ben ısıttım yalnız onu söyleyeyim. Ben de yapalım. Hoş geldin Dilan. Merhabalar. Tabii ki buyurun. Ben seni dinlemek istiyorum. Buyurun. Beni dinlemek istiyor da nasıl yapacağız bilemiyorum ki. Yani. Hülya Hanım'a hep direkler döndük efendim. Birkaç tane projemiz vardı ama zamanlar ve mekanlar uymadığı için karşılıklı olamadık. Ama Türk sineması için bir dönemin çok önemli aktrislerinden bir tanesi vardı. Bir dönem derken? Yeni dönem iyi olmadığı için, oraya sokmak istemediğim için. Ne demek? Ben de çevirdim. Yok, tamamıyla öyle. Ne demek bir dönem? Ne demek? Yok, o dönem şahaneydi yani. Sinemanın bir dönemi var maalesef. Sinemanın bir dönemi var. O dönem bayağı özgün işler yapıldı. Ama bu dönem şimdi o özgün işlerin yerine kopya işler almaya başladı. Mevzu bu aslında. Evet, yani çok karamsar da olmamak lazım diyorum. Şey anlamında, duyguları az. Bunu kabul ediyorum yapılan filmlerin. Nerede o eski Türk filmleri? Hala onları takdir ediyorlar ama o duyguyu sevmiyorlar. Yok, ben birkaç tane çok güzel bir işiniz var ki ben bayılıyorum. Aynen. Ben de hiç güzel şahane iş yani. Güzel hikayelerde, yani şanslıydım hakikaten, çok mutluyum o yüzden. Ekrandan daha güzel değil mi ya? yani siz de bir kul, bir kişi yani hani var ya, burnundan kulağı aldırmaz durumundaki oyuncularımızla
Bitti bitti. Hayır. Bir şey fark etmez. Ben böyle de devam edip bitirebilirim. Fark etmez beraber ne olur? Niye bu ya? Evet. Bu neler gelecek merak ediyorum. Yani benim söylediklerim, belki benim söylediklerimde katılmadığı şeyler olur. Çocuklara bir şey yapmış. Doğru yol. Belki ben fikrimi değiştirdim. Başta şartlıyorsa şey, hiçbir söylediğiniz hiçbirinize katılmayabilir misin? Evet, baştan şey bir havası var değil mi böyle? Evet, öyle değil misin? Gerçekten öyle bir halim var. Geçen gün programınızı seyrettim. Evet. Programınız da şahane seyrettim. Ben sen diyorum, sen misin? Başlıyorsun zaten. Bunlar yakalanıyor yani. Kimdi acaba o çocuğun? Bir tane çocuk vardı. Neye uğradın şaşırdı aslında? Hangisi? Hepsi burada diye. Çelik miydi? Yok. Yok, çelikten... Ben anladım, oyuncu. Evet, evet. Genç, genç kuşak. Aynen. Arda değil. Seçkin. Bu arada herkese merhaba dedim değil mi ben? Özür dilerim, böyle pat diye girdim ama. Ne yapıyorum? Bastım. Evet. Çünkü çok tanışmak istiyorum gerçekten. Ben de denk gelmesi için, evet, vay dedim, bir anım. Gerçekten ben de. Evet. O zaman dünyanın sahnedeyken, yani, merhaba. Sizin gün yok ülkede dediğiniz söylemenizden sonra gerçekten çok tanışmak istiyorum. Ay, yok. Var mı? Teessüf ediyorum. Var mı? Var ya, var mı? Güzel. Var tabii. Nereden bahsediyorsun? Kenan. Ben mikrofonu mu? Kendi sesimi mi duyuyorsunuz? Mikrofonu duyuyorsunuz. Kenan. Ama dilerseniz size... Kıvanç. Hadi beni saymıyoruz. Ben o sözü söylediğimde 40 sene falan oldu herhalde. Yapmayın. Ben o sözü söylediğimde kaç sene oldu? Daha değil mi? Hayır, hiç alakası yok. Serkan'cığım 20 sene falan oldu. Daha dün gibi. Ya. Daha dün gibi. Böyle de sizi çürütmüş oldum, kabul edin. Yok mu diyorsun? Şu anda öyle bir şey söylemiyorum. O çok eskiydi. Evet, doğru. Ben şimdi yavaş yavaş çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkmıyor mu arkadaşlar? Var ya, bir normal var. Evet, var ya. Kıvancı sayarsak tabii ki. Kenan da şahane. Yani ki genç kuşaklar da... Var. Şimdi yavaş yavaş çıkıyor ama benim için Jön demek hem salon filmlerinde hem de mafya filmlerinde de hani kendini gösterebilecek tarzda olmalı. Ya da işte Cüneyt Arkın gibi at binmeli, ne bileyim işte, ne yapıyorum oğlum, onu istemiyoruz. Hayır, onu istemiyorum. At binmeli, takla atmalı, yani donanımlı bir jön var mı? Hayır, nereye? Hata bu jön. Hadi at o zaman. Hadi. Tamam, güzel taklatalım sonra. Şimdi ne yapıyoruz? Programımızın şimdi artık madem... Ama gitme. İstersen yani. Sıkılırsan gidersin. Yok, o sıkılmakla ilgili bir durum değil de program var ya, hani programa yetişmek için... Kuşlar ya. Gitmez o provalar. Ne var ki? Tiyatro mu? Kars Okan'ın çocuklarını çalışıyoruz şimdi. Sandım valla. Aa, ben hayatımda bir kere tek kişilik oynadım. Aman Allah'ım. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bir de direkt tek kişilik oynama cesaretini göstermedim. Bir seyretmek çok keyifli. Seyretmek ister misin? Kesinlikle isterim. Yani zaten her halin tiyatro gibi. Yani oyunculuk akıyor üstümde. Eminim ki çok güzeldir. Bilmiyorum. Ne zaman? Nasıl güzel aşk yaşıyoruz görüyor musun? Aa, biz neredeymişiz? Ne zaman? Cumartesi. Bakarız. Çıktıktan sonra hayır, görüşürüz. Hayır, biz yemeksiz çekimler için İstanbul dışında görüyoruz. Cumartesi. Yapacak. Hayır, hep cumartesinde. Bir tanesini bulacağız artık. Adı Zeynep Hanım. Yalvar yakar. Biraz seksi oturabilir miyim? Çünkü
çünkü tutamıyorum. Yalnız tek sorun benim mikrofonum yok. Bana bir mikrofon rica edeceğim. Sizinki gayet iyi. Ben çıkarmayı çıkartacağım. Evet, tekrar hoş geldiniz. Nasıl devam edelim? O zaman size bırakayım. Ben sizi baş başa bırakayım. Sizin provanızın acelesi yoksa... Ya çok zor. Onu hakikaten bilmiyorum ve... Prova varsa. Hayatımda böyle bir şey... Ben durusunu alayım. Biz kulübümüz adına Kırklar Kule Burcu'nda adında bir plan bitirdik. En önemli olduğum için. Pardon. Bunu ben şey yapayım, alayım ve dünya alayım. Bu da üniversitenin bir tane var. Bu da Arkadaşlar program devam ediyor. Frame ayarlayacağız. Salon doluydu. Fakat evet, ve Hakkı'ca yanlış anladılar. Şimdi hemen tekrar dışarıdan toparlayacağız. Bir güvenlikler galiba programı. Neyse. Evet, bugün soruları biz soracağız. Sizin programınız vardı ama Bahçeşehir Üniversitesi sohbeti olacak bugün de. Sizi aslında yine az önce söylediğiniz gibi sanattan bahsedeceğiz, kültürden bahsedeceğiz, şu andaki televizyon programlarından bahsedeceğiz. Size ekranlarda görüyoruz biz, yakından tanımıyoruz, sosyal medyadan tanıyoruz. Dolayısıyla bugün biz biraz da sizi yakından tanımak istiyoruz. Hülya Avşar kimdir? Nasıl başladı? İlk önce ben diyorum filmle, diziyle başlayan projelerimiz, daha sonra müzikle devam etti. Müzik sektörüyle. Şimdi televizyon programları var, reklam filmleri var, jüri üyeliği yapıyorsunuz programları. Biz başlangıcından almak istiyoruz. Çok uzatmak istemiyorum. Kısaca, çünkü o kadar uzun ve derin bir mevzu ki. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Selfie adı altında bir film çektim ben. Daha henüz gündem oluşturmadı. Tamamen işte bu sorduğunuz sorulara cevap veren bir film. Evet. Otobiyografi ama çok böyle keyifli, sıkıcı olmayan. Orada her şeyi anlatıyorum. Sadece o değil, özel hayatımla ilgili, sporculuğumla ilgili her şeyi anlatıyorum. İstanbul'a 15 günlüğüne gezmeye geldiğimde zorla annem ve arkadaşları ve ahbapları vesaire tarafından güzel yarışmasına İtilaf Kapı'na sokuldum. Kaç yaşındaydı? 18. 17. Evet, 17. 18. Orada nasıl olduysa bu boyla birinci seçildi. Çünkü hepsi o kadar uzun boylu, o kadar güzellerdi ki kısmet herhalde diyorum. Asla torpil olması mümkün olmayan bir yarışmaydı zaten. Ama herhalde bilmiyorum, yabancı jüri de vardı, onların beğenisi vesaire. Derken tabii dikkat çektim, dikkat çekmiş oldum. Sonra daha önce çok küçük yaşta bir evlilik geçirdim ben, 16 yaşında. Çok aşık oldum ve ailemin izniyle evlendim. Fakat sonra olmadı, yapamadım çünkü Antakya'ya gitmek zorunda kalmıştım. Orada yaşayamadım ve zaten o yaşta yapılan evlilikten de beklenirdi. Dolayısıyla bu çıkınca ortaya tacımı geri aldılar. Tacımı geri aldıkları için de daha çok ünlendim.
her gün gündem oldu. Erken sinemacılar, film teklifleri, tabii burada en çok cazip gelen bir tane, iki tane film derken çekeceğim diye düşünürken, Ankara'ya döneceğim diye hayal ederken, orada oturuyorduk çünkü. Ciddi paralar kazanmaya başlamıştım ve gerçekten işimi çok sevmiştim. Kaldı. Yani burada İstanbul'da kalıp işime devam ettim. Sonra senede 7 film çeker hale geldim. Derken dedim ki bir gün bir müzikal teklifi gelse ne yaparsın? Muhakkak müziğe de bir şekilde bulaşmak lazım. Ciddi şan dersleri ve eğitimler aldım. Onun üzerine müziği de kattım. Sepetin içine. Zaten aslında hayatımın çoğu spor yapmakla geçiyordu. Asıl sporcuyum çünkü 6 yaşında DSE kulübüne girip orada lisanslı yüzücüydüm ve yıldızlarda, büyüklerde büyük başarılar elde etmiştim. Yine sporuma da devam ediyordum. Aslında bu sporun başlangıcını da merak ediyoruz. Nasıl ilgi duymaya başladınız? Özel spesifik bir spor dalıyla ilgilendiniz? Nasıl gelişti? Şöyle, babam bankacıydı. Ve doğulu. Yüzmeyi de çok seviyor olmasına rağmen oradaki çaylarda ancak böyle ite taka yüzme öğrenmiş ve çok zorlanmış. Çünkü yüzmenin gerçekten çok önemli olduğunu, herkesin de muhakkak biliyor olması gerektiğini aldığı için bizi 6 yaşında, 5,5-6 yaşında kız kardeşi Leyla ile beraber Ankara'da yüzme sporuna götürüyor. Öyle başlıyoruz. Sonra da büyüklere kadar. Daha ötesinde gidemeyeceğim bir daldı. Çünkü Türkiye'de maalesef bazı spor dallarında şeyiz. Nasıl söyleyeyim? Yeterli değiliz antrenör açısından. Ve biz de işte yıldızlardan sonra bıraktık. Ama ondan sonra benim hayatıma tabii zehirlenmiş olduğum için ben sporla küçük yaşta hayatıma her türlü spor girdi. Kayak, squash, tenis, başka ne yapıyorum ben? Snowboard, wakeboard, bunların hepsini yapıyorum. Hepsini yapmaya da devam edeceğim Allah sağlık saatlerde sürece. Şimdi mesela kiteboard öğrenmeye çalışıyorum ama diyorum ki artık bu yaştan sonra bunu acaba yapmasam mı ya? Çünkü ufacık bir sakatlık benim için zor. Sürekli böyle sporla ilgili böyle bir sevgim ve aşkım var. Ama bu herhalde bitmeyecek. Bitmeyecek. Bununla ilgili düzenlediğiniz, ben gördüm, tenisle ilgili. Evet, 18 miyiz? 18 yıldır Hülya Aşar tenis turnuvası düzenleniyor. Bu tenis turnuvası, o da şöyle başladı. Bir gün tenis oynarken bir turnuva vardı. Vefat etmiş birisinin adı üzerine. Dedim ki, yani bu turnuvalar hep vefat eden insanların üzerine yapılıyor. Hep sonradan onlarla ilgili takım güzel şeyler yapıyor. Ben hayattayken bunu yapmak istiyorum. Adı verdiği bir turnuva düzenlemeye başladı. 18 senedir devam ediyor ve o turnuvalarda da elde edilen bütün gelirler tenisçi çocuklarımız ama başarılı olmak kaydıyla ya da üniversite okuyup da gerçekten çok başarılı olup da ihtiyacı olan öğrencilerimize faydası oluyor. Tamam, en sonunda en gurur duyduğum olayda doğru söyledim değil mi? Ampute oyuncuları Avrupa'da şampiyon oldular. Biliyor musunuz? Hatırlıyorsunuz herhalde değil mi? İşte o çocuk oradakilerden bir tanesinin bir iki sene önce ayağını taktırmıştık biz. Ona ne diyor? Ne deniyor o ayağı? Ya protez değil. Protez değil. O spor yapmak için kullanılanın adı başka. Onu bilmiyorum. Biliyordum. Spor yapabilme şansı için, evet. Koşabilmesi için yaylı bir sistem ve çok pahalı bir sistemdi. Türkiye'de zaten çok zordu. Spor Bakanlığı da pek ilgilenmemişti. Biz Hülya Kapı olarak yaptık ve çok da mutlu olduk. Sonradan ortaya çıktı bunu yaptığımız. Çünkü Avrupa şampiyonu olunca çocuk benim bugünlere gelmeme sebebi bu ayak oldu deyip başlayınca
çıktı ortaya. Aslında çıkmasından da çok keyif almadım diyemeyeceğim. Aldım yani. Önce söylemedim. Tabii ki söylemek. Ne bileyim böyle çok hoş değil ama onun sayesinde işte böyle şeyler yapıyor Yakup Üniversitesi. Böyle devam ediyoruz. Peki aynı zamanda yalnızca sporla ilgilenen çocuklara mı burs sağlıyor? Yoksa eğitim alanında da üniversite öğrencilerine eğitim çocuklarında? Evet, evet. Üniversitede başarılı olan. Üniversitede başarılı olan öğrencilerimiz. Evet, başarılı olması şart. Evet. Dolayısıyla tabii ki onlara da desteğimiz sürüyor. Başarılı olma yolunda olan, çalışkan olan herkese el uzatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki, televizyon programlarıyla müzik sektöründen sonra devam ederken, bir de televizyon programlarıyla kendi programlarınızı yaptınız. Çok uzun bir süre önce bunlar başladı. Bu fikir nasıl gelişti? Şu anda devam eden programlarınız var. Bunların ortak noktaları neler ya da? Şimdi ben aslında bunu kendi filmimde de şöyle anlattım. Bir sepet. Yani çok anlamsız bir konu olacak ama hani bankada insanlar böyle varsa parası böyle oraya buraya birkaç şeye dağıtarak hani ne olur ne olmaz hayatta düşüncesiyle yaparlar ya. Bu da onun gibi bir şey. Ben her defasında en popüler olduğum dönemlerde hilal şov yapmak için bütün kanalları kendim gezmiştim. Yani hatta o kadar şaşırıyorlar ki yani siz bir oyuncusunuz, niçin hilal şov, yani şov niçin yapmak istiyorsunuz diye. Halbuki benim aklımdaki şey, televizyon hayat boyu var olan bir şey. Sinemada bir yere kadar gördüğünüz gibi de 53 yaşındayım, 53-54 yaşındayım. Aslında bana göre oyunculuğun en çok değerlendirilmesi gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar tecrübeli ve o kadar doluyum ki her konuda. Fakat hikaye yok. Senaryo yazan yok. Maalesef çok büyük eksikler var. Dolayısıyla ben bugünlere geleceğimizi tahmin ederek boş oturmak, dansa, kendi keyif alacağım televizyonu seviyorum. Bir takım şeylere temel atmak içindi. Ve başarılı oldu. O zaman da televizyona, insanların beni televizyonda da görmelerine alışmalarını istedim ve başardım. Dolayısıyla çeşitli televizyon programlarıyla da devam ediyorum. Şimdi her koldan bir şey yapmak lazım. Bir tek şey yapıp da, tabii mesleğin durumuna bağlı birazcık. Bizim mesleğimiz buna çok açık. Birçok kimliğiniz var aslında. Yani hep şöyle söylerler. Bir alanda iyi ol tek mesleği yap. Baktığımız zaman sizin gerçekten bu kadar çok kimliğiniz var ki sporcu kimliğiniz var, jüri var, şarkıcı var, sunucu var. Zannediyorum köşe yazarlığı ve editörlük de yaptığım zamanında. Bunlar da var. Ama evet hepsinin bir arada olması gerçekten çok güzel, çok değerli. Şu anda bir Hülya Avşar sohbeti. Bizim mesleğimiz bütün bunlara çok açıktı. Açık. Yani müziğe açık. Dediğiniz gibi saydığınız her şeye açık bir meslek. Ama tabii ki doktor olduğun zaman her dala giremezsin ama açık olan mesleklerde bunu yapmak lazım. Ne bileyim yani hani matematiği bilmen lazım, muhasebesini bilmen lazım. Her şeyi yapman lazım. Dolayısıyla ben de bunu yapmaya çalıştım ve çok iyi oldu. Şu anda bir kanalda bir Hülya Avşar sohbeti devam ederken bir yandan da başka bir kanalda jüri kanalını yapıyorsunuz. İkisi aynı anda nasıl yürüyor? Nasıl planlıyorsunuz ikisine yetişmek? Şöyle, tabii ki çok iyi organize olmakla, disiplinli olmakla, saatinde olmanız gereken yerde, saatinde olursanız, uyku saatinizde dengelerseniz, aslında bizim mesleğimiz sporcu mesleği. Bizim mesleğimizde, bana göre bütün mesleklerde muhakkak o disiplinli olmalı da, bizim mesleğimizde gerçekten sporcu gibi yaşadığın zaman her şeye yetişiyorsun. Geç atarsan ertesi gün tabii ki birçok şeye yetişemezsin. Herkes seni beklerken işine gitmediğin takdirde iş aksar. Bunlar da senin başarılarını engeller. Dolayısıyla ben disiplin, o zaman sporculuktan gelen bir şey. Yani belki spor yapmıyor olsaydım bu kadar disiplinli olur muydum onu da bilmiyorum. Hani her şey çok önemli. Galiba. Spor. Bir de bir markanız var, bir marka denetimiz var. Evet. Ondan biraz bahsedelim. Şöyle tişört, yine tenisle başladığında
tenis oynarken çok rahat edeceğim şeyler bulamıyordum tişörtte. Bir gün böyle kendime birkaç tane rahat edeceğim tişört yaptırdım. Derken arkadaşlarım gördü, derken o geldi, bu geldi, derken büyüdü. Hadi bir daha yaptıralım, hadi bir daha derken bari ben dedim bunu markalaştırayım. Öğretti, markalaştı. İnternetten şu anda devam ediyor. Duruyor, şu anda duruyor. Çünkü internette bir yenileme, tişörtlerin kalıplarında bir takım yenilemelere girmek için durdurduk. Fakat o konuda biraz tembellik yapıyorum galiba, öyle duruyor şu anda. Devam edeceğini umuyoruz. Aslında çok yorucu, bilmiyorum ne kadar ederim ama derse de belki yaza doğru. Evet, kişi yaza şeyler de yapıyorsunuz aynı zamanda. Tabii. Sosyal medyadan paylaşımları görüyoruz. Biz yine soruları almaya devam edeceğiz seyircilerimizden ama ben bu yeni bir aşağı sohbetimizin programlarında siz Türkiye'nin gerçekten ünlü yüzlerine birlikte yine bir sohbet ediyorsunuz. Ve aslında bizim ekranda gördüğümüzün arkasına, özel hayatlarına, özel yaşamlarına gidiyorsunuz. Hatta bu sözlerini öğrendiniz. Sorularınızda çok cesur olduğunuzu görüyoruz aslında sorarken. Tüm Türkiye'nin takip ettiği bir program. Teşekkür ederim. Bu programın hazırlık sürecinde ya da... Bu programın hiçbir hazırlık süreci yok. Her şey spontane gelişiyor. Sadece tek şey var, kalp kırmamak ve karşımdakini rencide etmemek kaydıyla her türlü soruyu sormak istiyorum. Ama hani bir de şey vardır, çizgiyi aşma durumu vardır. Hani karşımdaki hazır gelmişken, işte onun canını acıtarak şu soruyu sorayım falan gündem olsun diye. O çizgiyi aştığınız zaman da çok sevimsiz bir ortam oluşuyor. Aslında programın başarısı orada. Hiç kimsenin herhangi bir şeyle ilgilenmeyip nasıl bir hayat yaşadığı, hayata nasıl baktığını sadece öğrenmek için son derece naif dediğim gibi onları da boş tutarak yapan program. Yani anlattığı şeylere göre soru soruyorum. Soru hazırlamıyorum hiçbir şekilde. Evet. Çünkü öyle bir soru gelmiş. Sorduğunuz sorularda çok cesur soruyorsunuz. Bunların geri dönüşleri nasıl oluyor, çekinceniz oluyor mu? Daha önce planladığınız bir şey mi yoksa bir şey göre devam ediyor diye. Biraz da seyircilerimizden soru alalım. Ben yüksek sesle sorabilirsiniz aslında. Sesiniz buraya geliyor. Arzu ederseniz böyle devam edelim. Siz başlayın. Merhaba. İkisi de çok beğeniyorum. Ama Federer'in o efendi hali çok hoşuma gidiyor. Belki ondan ona karşı bir tık daha hani. Şöyle disiplinli nasıl olabiliyorum? Her yapacağım iş için bu okuldaki dersim olabilir. Her şey olabilir. Muhakkak bir hedef koyuyorum. Bu hedefe ulaşmak için de çünkü hedeften hedefe koşarsan ancak başarılı olabiliyorsun bu hayatta. Ama bomboş, amacı olmayan, işte okuyorum, işte işletme okuyorum, tıp okuyorum, işte öyle değil. Okuyacağım ama ne yapacağım? Ya da işletme okuyorum. Bir de ne yapabilirim hedefine koşmak için? CV'ye neler daha katabilirim hedefine koşmak için? Gerçekten yürekten hedefin olursa sabah erken kalkıyorsun. Erken yatman gerektiğini biliyorsun. Ne yemen, ne içmen gerektiğini biliyorsun. Yani bu muhakkak seni yönlendiriyor. Böyle yani kalkayım, koşturayım, gideyim, öyle değil. Boş olmayacak, hep bir hedefimiz olacak koşmak için. Benim hala var. Ben hala deli gibi koşacağım. Yani kendime hep bir hedef koyuyorum. Mesela bu selfie filmi hedefim 3 sene önce. Kendi otobiyografimi çekmek. Anlatmak istedim her şeyi. Çünkü benden sonra o da ben hayatta yeten olsun istedim. Çünkü benden sonra kim
ne yorumlarla anlatacak emin değilim. Değil mi? Hem sonrasında değerleniyor ve farklı yorumlanıyor. Kesinlikle. Hayattayken nasıl bir anne olduğumu, nasıl olabildiğimi, nasıl ikisinin arasında gidip gelebilirim, her şeyimi anlattığım çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu yerde insana kahkaha attıran şeyler yaşamışım hayatımda. Bu da bir hedefti, onu yerine getirdim mesela. Şimdi bir tane daha bir hedefim var. Kendi yazdığım bir senaryeni. Mesela bunu yönetmenliğini çekeceğim. Dolayısıyla yapıp vizyona... Şimdi ona gidiyorum. Böyle. Bir arkada var bir soru. Evet, evet buyurun. Merhaba. Başkanımız, siz çok gülüyorsunuz. Bir dakika oturun. Duyamıyorum gıcırtadan gıcırtadan. Geçen bir ara bir konuşmanızda ağlatmak gerekiyor. Evet. Sizce medya ağlatı yanlış mı? Aksi ya da siz öyle mi söylüyorsunuz? Şöyle, tabii ki medyanın yansıttığı şekil muhakkak kendi istedikleri gibi oluyor. Benim de çok umurumda olmuyor. Çünkü ben inandığım ve bildiğim şeyleri söylüyorum genelde. Tecrübe edildiğim şeyleri söylüyorum. Orada şöyle söyledim. Erkekler, uzun süredir evli olanlardan bahsediyorum. Artık hani monotonlaşmışlarsa, gidip de böyle çok büyük aşklar yaşayacaklarına, gidip de böyle evlerini bırakacak kadar. Çünkü erkekler genelde gerçekten çok böyle evlerine dört dörtlük bağlanamıyorlar. Çünkü erkeğin yapısında bunun olmadığını hepimiz biliyoruz. Böyle ufak tefek arkadaşlarıyla, kaçamaklar vesaire yaparsa evine daha bir keyifle geliyorlar evlerine. Yani çünkü ister istemez dışarıda erkek olduğu için bir rahatlamış oluyor. Ya da ne bileyim bu bakış göz bakış olabilir, beyinsel olabilir, ne bileyim günlük bir el tutuşma olabilir. Bunların hepsini zaten yapmıyor deseniz de yapıyor. Bu tür erkekler evlerine daha çok bağlı oluyorlar. Yani o zaman sinirlerini evlerine atacağına dışarıda rahatlayıp geliyorlar. Çünkü erkek dediğim varlık aldatmaz dediğin. Yani aldatmak değil aslında. Biraz da monotonlaşmış evliliklerin sonunda muhakkak buna benzer şeyler. Fırsatını bulunca yapıyorlar yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz bilmiyorsunuz belki ama ileride göreceksiniz. O yüzden de bunu açık açık söylüyorum. Hala da söylüyorum. Arkadaşlarıyla yapılan farklı mesajlar erkeklerin evlerine zaman zaman daha iyi gösterdiklerini bence gösteren bir sürü şey var hayatta. Evet, senaryo eksiği var. Zannediyorum. Bence sektör olarak sonradan gelişmeye başladı. Böyle bir eğitim varsa da ağırlık verilmiyor. Aslında dünyada en büyük sektör sinema. Gerçekten roundun en çok döndüğü yer. Türkiye'de bu tür şeylere henüz yeni yeni başladık diyelim. Sinemaya ne kadar değer veriyoruz onunla da ilgili. Sonra yaratıcılık çok az. Bir şeyler yaratmak lazım. Hani yaratıyorsun, yazmak lazım. Bunların hepsinin bir araya gelmesi için eğitim lazım bence de burada. Ama tabii bu da eğitimli olacak bir şey değil aslında. Şöyle, eğitimli teknik olarak evet faydası olabilir ama o yaratıcılık insan içinde varsa var. Maalesef bunlar da, var olan kişiler de bunlarla uğraşmıyor. Niye düşünüyorum? Devam edin. Şöyle ben tabii ki yurt dışında konser teklifleri vesaire ancak o kadar olabiliyor. Çünkü başka bir teklif alma şansımız yurt dışından pek yok. Yani ne olabilir? Oradaki sinema sektöründe Türkiye'den sanatçılar... Mesela size çok seyahat kişiler var yani.
ortam olarak bizim böyle ister misiniz? Yani başka ülkelerde de kendi oyuncu oyuncuları geliştirmek istiyorsunuz? Bu aslında çok güzel bir soru. Çünkü ben yıllar önce böyle bir teklif gerçekten çok ciddi bir teklif geldi. Fakat Zeliha çok küçüktü. 1,5 sene Amerika'da yaşamam gerekiyordu. Hayatımı tamamen değiştirmem gerekiyordu. Orada kendi kendime şunu dedim. Yani mutlu olmak mı? Yoksa mesleki anlamda her şeyi bir tarafa, işte çocuğunu, eşini, yuvanı bir tarafa itip acayip bir hırsla Hollywood'da bir şey olmaya çaba göstermek mi diye. Çünkü o bir şey belki de yolun açık olabilirdi. Her şey şans. Baktım ki çok allak bullak olacak hayatım. Ha, onu yapsaydım ben şimdi Hollywood'da film mi çekiyordum? Onu da bilmiyorum ama allak bullak olacak bir hayat. Mutlu olacağım yolu seçtim. Burada olmak, burada oyunculuk yapmak ve çocuğumun yanında olmak beni daha mutlu. Ve hala da pişmanlık duymuyorum. Çünkü şu ana kadar görüyorum zaten, kim olursan ol, Hollywood'da bir Türk olarak yerin yok. Türk olarak derken Türk olduğun için değil, şiiri olarak, İngilizce olarak, her anlamda eksiksin. Dolayısıyla ancak böyle işte Antonio Banderas gibi atıyorum, kim var başka, Penelope Cruz gibi, ya da atıyorum o tarz şiiresi olup da hala da Hollywood'da yer alan insanlar şanslılar. Onların başka bir şansı var, başka bir eğitimleri var. Ama Türkiye'de bunu tutturmak çok zor. Yani ona kulaç atmak bence zaten gereksiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Orada bir soru var, mikrofonumuz da var. Merhabalar. Öncelikle sizin gibi birisine bu soruyu sorma şansını yakaladığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü hem hayat tecrübesi olarak hem de bir anne olarak hani bu soruyu daha hani realist, daha hani yaşamış birisi olduğunuzu düşünüyorum. Sizce bir insan hayatta tercihlerini aşka göre mi yaparsa daha iyi ya da mantığına göre mi yaparsa diye düşünüyorum. Yani sormak istiyorum. Tabii ki çok yıllar önce bu soruyu sormuş olsaydınız muhakkak ki ben yine aşk derdim. Aşk çok güzel bir şey. Fakat büyük tuzak. Yani bittiğine inanıyor musunuz gerçekten? Bitmesi, yani şöyle, aşk belki başka bir şey dönüşüyor. Klişe bir şey söylüyorum şu anda ama aşk dediği zaman nedir? Kalbin çarpıyor, ellerin titriyor, işte öleceksin gibi zannediyorsun. O başka bir heyecan. O bitiyor, O bitiyor. Onunla da aşk da bitiyor. Sonra monotonlaşmak başlıyor. İnsan ne oldu işte? Yani sıfırıyoruz her şeyden. Ama ben mesela çok merak ediyorum. Görücü usulü evlilik nasıl bir şey? Sanki o daha güzel. Yani hani mantığına yatıp evlendiği zaman ileride onunla evliyken birbirinizi tanıyıp aşık olup o heyecanlı yaşamak falan böyle çok benim merak ettiğim şeylerden biri. Ya sanki insan aşkı seçmezse pişman olacakmış gibi geliyor ama mantık. Bu başka bir şey. O aşkın kuvvetine bağlı ya. Bence aşkı da seçmek lazım. Yani aşk için de fedakarlık yapmak lazım. Zaten fedakarlıklarla oluşan bir şeydir sonrası. Oho, oradaki yanındakini dürtüyor. Siz çok mu aşıksınız? Fedakarlık mı yapmıyor? Evet. Ne? Sen mi yapmıyorsun? O yapmıyor, yok ya. Bir de gündemimizde, çok özür dilerim, bir şey var tabii. Şimdi üniversitede yaşadığımız aşklar, yüksek lisans programları, yurt dışına gitmeler ya da eğitim için tercih edilen yollar. Şu anda belki de bizim gündemimizde olduğu için bilmiyorum onların gündemindeki soru o mu ama tercih aşaması bu dönemlerde daha çok oluyor galiba. Öyle bir durum mu var? Sen yurt dışına gideceksin, arkadaşımızda mı kalıyor? Öyle bir şey mi var? Size durumunuz ne? Doğru tahmin etmişim. Yok diyor. Var mı? Öyle bir şey yok. Bence sen biraz fazla şımartmışsın.
Kesinlikle belli yani. Belli belli. Bak bir şey yap. Onun gibi yap ne oluyor? Size sana söylüyorum. Ben şu an. Tabii doğru mutlu oluyor şu an. Aslında güzel bir şey. Mutlu ediyormuştu. Ha? Belli. O yüzden mi çocuğa acı çektiriyorsun? Hülya'nın evet. Çeneninizdeki dövmenin anlamı ne diye bir soru gelmiş ama o bunlar nereden biliyorsun? Burada bana mail atıyorlar. Aslında salon için mail atıyorlar. Niye sormuyorsunuz burada? Tanmayın. Sorun. Evet, çeneninizdeki dövmenin anlamı ne? Şöyle ben dövme çok seviyorum. aynı zamanda da ben bir aşiret kızıyım. Avşar Elleri bilirsiniz, okudunuz mu hiç Avşar Elleri'ni? Tarih kitaplarında orada burada. Neyse, Avşar, babaanne hiç Türkçe bilmezdi. Babam Kürt, anne tarafım Egeli. Evde hep Türkçe konuşurlardı ve evde de hep o yerinin gelenek ve görenekleri muhakkak. Anne, babaannem buralarında böyle yaşı, Allah rahmet eylesin, çok oldu öyle. 70'lerde, 80'lerde yani. Ben çok hoş duruyordu böyle. O buruş yüzünde o dövmeler, burada 3 tane vardı. Diğerlerine, yani bunların hepsini bir Kürt kadınlarının kullandığı şeyde ona çok özenmek değildi, çok hoşuma gidiyordu. Fakat oyuncu olunca da bunlardan çok uzak kalıyorsunuz. Fakat ben de dedim ki, hayatımın her şeysini oyunculuğa adamak zorunda değilim. Yani mesleğimi de alamadım. Mesleğim için de ölecek değilim. Ben de hayatımın tadını çıkarmak istiyorum. İstediğim her şeyi yapıyorum kendime. Benim sizlere en büyük tavsiyem bu konuda şöyle olacak bir de. Gerçekten bir tek şeye acayip böyle kendinizi verip de kopmayın. Yani hayatın her şeysinden yararlanın. Evlenin, çocuğunuz olsun, boşanın. Yani her şey yapın, her şeyi bir tadın. Tabii ki boşanmayın ama. Yani sonuçta... böyle oyuncuyum deyip bütün hayatım boyunca bunun özelini yaşamak istemedim yani. Bir de bunu bir de bırak onun içine piercing yapıyordum. Evet ben onu fark dövme dediler ama dövmenin üzerinde piercing var. Evet bunun bir çiği var şu an. Bu arada sorular şu yönde gelmiş. Güzelliğiniz günlük yaşamınızda size sorunlar yaratıyor mu diye ben söyleyeyim. Arkadan görüyorlar mı bilmiyorum ama gerçekten çok güzel olduğunuzu zaten ekranlardan görüyorum. Ama buradan görmek çok farklı. Bir şey söyleyeyim mi size? Güzellik aslında hele ki benim yaşıma gelmiş biri için ne olacak ki bir de yaşlanıyorsun, kırışmaya başlıyorsun, bir sürü şey yaşayacaksın. İnşallah hepiniz yaşlanın. Ama orada işte önemli olan şu, hala güzelsen, güzel deniliyorsan, bunun tek sebebi var, saçtığın enerji. Bakış açın, o gözlerindeki, insanlara bakışındaki samimiyet. İnanın benim güzelliğim, bana güzel diyor olmalarının hala en büyük sebebi insanlara olan tutumum mu diyeyim ya da insanları seviyor olmam ya da bir şey yani o enerji. O enerji. Mesela buraya koşa koşa geldim çünkü hoşuma gidiyor insanlarla birlikte olup onlar bu kadar işin arasında. Çünkü benim kızım da burada okuyor, evet. Onunla hiç ilgisi yok. Gerçekten kendimiz gerek geldi. Odur güzellik. Güzellik bu. Başka hiçbir şey değil. Yani ben bana güzel şey hani hala çok güzelsiniz dediğim çok teşekkür ederim. Ama bunu hani bilinsin diye. Bakışlarınızı ona göre ayarlayın. Enerjik olun. Kendinize iyi bakın. Muhakkak spor yapın. Yürüyün. Bir şey yapın ama bütün her şey buradan geliyor. Böyle bir insana güzel diyorsunuz. Aslında güzel değil yani. Sorularınıza devam. Orada bir tane mikrofon vardı. Devam edelim. Sonra öne geçelim. Merhaba. Annem aslında biraz zorladı beni. Yani o cesaretlendirdi. Başından beri de FaceTime yapıyoruz. Merhaba. Sizi kapı olarak çok güçlü buluyor. O yüzden de bir idol olarak görüyor galiba. Çünkü yani başından beri de sonuçta aslında zor bir hayat geçirdiniz. Kendi başınızaydınız. Yani aileniz ne kadar destek oldu bilmiyorum ama yani sonuçta bir ün falan yani anladınız mı? Aslında benim iki tane sorum olacak. Birincisi, neydi? Birinci soru alalım. Ekolojik
değil mi? Ekolojik ev yaptırdınız. Bu yüzden şey, ben veganım da ona biraz hani ekolojik aynen. Ev yaptırdım. Aynen. Yaptıramadım. Hadi ya. Yapılıyordu. Sonra anlaşmazlıklar vesaire. Ama yine vegan kaldı. Hı-hı. Evet ama sorumlusu alayım. Vejeteryan mısınız? Yani beslenme tarzınızı merak ettim. Hayır, hiç değil. Böyle öyle şey. Hiç öyle şey. Vejeteryanlık, yok efendim, neymiş, detoks, yok, neler, ne yapıyorlar başka? Vegan. Vegan hiç vejeteryan olmadı. Asla oralarda hiç değil. Hani bildiğiniz köylerde mülkleriniz nasıl geçiyor? Aynen öyle, öyle yaşıyorum. Hı-hı. Hiçbir şeyde tereyağı, su, bal, bal, osmosu, ne varsa, hiç. Öyle abuk sabuk detokslar falan. Kızacaklar bana öyle detokslar, nefret ediyorum mesela, ne biçim şey, o 3 gün temizleniyorsun, 4. gün tekrar hoppa aynı şey. Bu ne yani, insanın vücudu şey olur, ne bileyim o, ne derler, dengesi bozulur gibi geliyor. Ben asla bilgiden dolayı konuşmuyorum, son derece bilgisizim bu konuda ama tamamen duygularına göre. Ama bu dönem ekolojik olarak bayağı zarar veriyor. Vejetaryen olmamak, çok et tüketmek. O yüzden belki bunu biliyorsunuz da. Altında bir gün ye. Aynen, en azından. Yani, onda bir ayarı var. Neyse, ikinci soruya geçeyim. Ben bir psikoloji okuyorum ama bir yandan da filme çok büyük bağım var. Yani 8 yaşından beri falan. 8 yaşından beri falan bir hayalim var yönetmenlikle ilgili. Ama galiba bu çok zor bir şey çünkü dönem olsun, ülke olarak olsun. Hani ne diyorsunuz, bir öneriniz var mı? Sinema için mi? Evet. Yönetmen olarak mı? Yani önerim var mı derken, yolunda yürü. Seviyorsan. Nasıl eğitim? O konuda git. Yani hem eğitim olarak hem de ikisini bağlamak olarak, yani zor bir şey ya. O yüzden zor çerçevesinde bağlamak dedi, hemen zaten sana film yap demezler. Hı-hı. Dolayısıyla bunun bir adım var. Sen eğitimi tamamla, eğitim bir kere muhakkak tamamlanmalı. Yani muhakkak herkesin üniversite. Ben okuyamadım çünkü lise sonunda güzel seçip arkasından bir sürü paralar kazanmaya başlayınca sen buradan git kızım dedin. Pişman da değilim. Sonradan kendimi elinden geldiği kadar yetiştirmeye çalıştım. Ama muhakkak okumak lazım yani. Muhakkak okumak lazım. Onu hep şeyini, eksikliğini hissederim. Sonra da kurslar var. Böyle haftanın bir günü, iki günü. Ya da iyi bir yönetmenle tanışıp onunla birlikte çalışmalarını bulmak. İkisi aynı anda yürür. Peki bunun kökeni sizce senaryo yazmak mı? Yoksa detaylı bakış açısı mı? Yani detaylı bakış açısı. Yani senaryo yazacak birilerini bulursun. Ya da kendin de yazabilirsin ama detaylı bakmak, o açılara bakış açısı, hikayeyi anlatabilecek bakış açısı çok önemli. Bazen hiç konuşmadan da o yönetimle, o rejiyle koskoca bir hikaye anlatabilirsin. Çok önemli. Yaratıcılık ve bakış, o yüzden çok film seyretmen lazım. Ama seyrettiğin filmi de seyretmen lazım, yani değil. Gerçekten detay, plan ne güzel olmuş demen lazım. Onları not alman lazım. Kamerayı nereden kullandıklarından. Yani bunlar çok önemli çalışma sistemleri. Ben oyunculukta yapıyorum bunu. Beğendiğim bütün oyuncuları her konuda hala... Tabii ki. Önce bir sorumuz var. Hemen ilk sırada. Geldim. Evet, merhaba. Benim öncelikle 5 tane sorum olacak. Zeynep'in öncelikle bahsettiği güzellik konusu vardı. Ben de böyle birkaç şey sormak istiyorum açıkçası. Çünkü zaten kendine çok fazla özgün olan, çok güzel ve dişi bir kadınsınız. Ben şeyi merak ediyorum. Biz organizasyon devletimiz, oynadığımız Canberk'le birlikte bütün arkadaşlarımıza soruyoruz bunları. O yüzden sormak istiyorum. Karakter olarak kendinize en çok sevdiğiniz özelliğiniz ne? Tek kelimeyle. Yani sizin kendinizi en çok sevdiğiniz huy, karakter, özelliğiniz ne? Hak yiyemek. En sevmediğiniz ne? Kendinize değiştirmek istediğiniz. Çok fazla gereksiz anlamda hak etmeyen insanlara
çok değer vermek. Kolay kandırabilir diyebilir miyiz? Efendim? Kolay kandırabilir. Nereden nereye atlıyorsun? Çok fazla insanlara değer vermek, o insanların da kendilerini haklı olduğunu zannedip sana olan davranışlarının değişmesi çok fena. Daha yeni gördüm seni, biliyor musun? Bunu çok fazla yapıyorum. Önce çok veriyorum, ondan sonra doğmam diye. Bu sefer sen kötü oluyorsun. Mesela bu huyumu sevmiyorum ama yavaş yavaş törpülemeye başladım bu yaştan sonra. Ne demiştin başka? Başka sormadım. Şimdi bir şey daha soracağım. Şimdi demin Tamer Efendi çok güzel bir cümle kurdu sizin hakkınızda. Yani annesi hakkında konuşurken, annesinin sizin hakkındaki fikrini konuşup fikrini söylerken idol bir kadınsınız. Yani her anlamıyla ki daha bilmediğimiz ne tecrübeniz vardır. Yani her anlamda sanat, müzik, oyunculuk işte bir aynı olarak büyük ihtimal çok büyük Türkiye'de bir idol bir kadınsınız. Şimdi ben şey deneyeceğim. Normalde sormazlar diye düşünüyordum ama önce aldatmayla ilgili demeyeceğinizle ilgili bir soru geldi. Daha sonra da konuşmanız arasında kendi ailenizden bahsederken ve erkek çift olan arkadaşımızdan bahsederken görücü usulüyle ilgili bir cümle kullandınız. Şimdi şöyle bir durum var. Ben aslında demek istediğinizi yani anlıyorum, herkes anlıyor. Çünkü erkeklerin isterseniz evrimleşme deyin, isterseniz yaratılış deyin. Dediğiniz gibi genlerinde maalesef böyle şeyler çok zor. Kadınlarda da var. Erkeklerde daha fazla ama yani burada kimse kandırmasın. Bunu, oralara girmiyoruz. Yani bu bir gerçek ama ben burada aslında medyanın ve halkın biraz biliyorsunuz tepkiler gösterildi. Bunun nedeni şu olduğunu düşünüyorum. Siz idol bir kadın olarak özellikle ben açık konuşacağım. Son 15 senede hükümetin şeylerinden dolayı kadınlarımıza zaten bir maalesef bir şey var. Yani kadınlarımızın daha güçlü olması, çok çok daha güçlü olması gereken bir dönemdeyken yani sizin gibi idol bir kadının o cümleleri kullanması hoş karşı doğru mu? Doğru. Yani sizin için burada sayın... Bu cümleyi... Çocuklar, benim kullandığım cümle doğru mu? Şunu söyleyeyim. Hayatla ilgili bir gerçekten bahsettim. Artı ben bunu 10 sene önce söylemişim bir de. Hatta bunun üzerine köşe yazmışım. Bu çocuğu artık bir vardı da mı? Yani ona ne ilgisi var bunun? Ben çok ilgisi var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Sizin söylediğiniz şeyleri... Çünkü kadın her zaman kendini çıkarıyor. Evet. Bak bunu unutma. Ama işte siz bunu çıkardıktan bir kadın olarak çıkarmak isteyen kadınlara örnek olmak amacıyla bu cümle kurmasanız olmaz mı demeye çalışıyorum. Ama güçlü kadınla hiç ilgisi yok ki. Ben de aldatıldım. Ama hep şunu söyledim. Daha önce de 1500 kere kaçamak yapıldı yani aldatılmak derken. İşte günü düştü. Çocuğum var diye ve yuvama, yani çocuğumun babasıyla büyümesini istiyor. Çünkü aile çok önemli bir kere. Her şeyden önce ailenizi korumak için kesinlikle sonuna kadar fedakarlık yapmak lazım. Hepsini görmezden geldim. Ama ne zaman ki aşık olduğunu duydum, uzun zamandır biriyle beraber oldum. O zaman ayrıldım çünkü başkasına aşık olmasına tahammül edemedim. Ama böyle kaçamaklarını görmezden geldim. Kim? Ben Hülya Aşar'dım. Paramda kazanıyordum. Hani güzel bir kadınsın. İstediğin zaman istediğin kişiyle beraber olabilecek potansiyelin var. Ama ben hayır, senelerce yuvama sahip çıktım. Ama benim gücümden hiçbir şey gitmedi. Ne yaptım? Daha da güçlendim. O yüzden bu gücü, yani bunun hiçbir zaman senin söylediğin şeyle alakası yok. Bu bir gerçek. Kadınları siz ezilin. Kocanızı her şeye rağmen affedin demiyorum. Kaçamak eşinize belli etmeden, eşlere belli etmeden. Pardon, cümlenin başında o var zaten. En önemlisi yani şeyi kurtaran o kelimeyi. Eşlerine çaktırmadan yapan. Diyorum. Şimdi senin söylediğin şeyle bu çok alakasız. Ayrıca güçlü kadın gücünü ailesinden alır. Şöyle, ailen yoksa da yaşadığın iyi ya da kötü bütün olayları sakladığın zaman, ailenle bunun içinde faal ettiğin zaman güçleniyorsun. Benim en büyük gücüm oradan geldi. Asla hiçbir zaman kendimi en üzüntülü olduğu zamanda bile başkasına karşı açmadım. Ha bu nedir? Samimiyetsizlik mi? Hayır. Bu bir süre sonra seninkilerde ezilmene sebep olacak bir şey olduğu için. Hayır öyle bir şey yok. Aç, gez, tok, sallan diye bir söz vardır. Ben çok severim. İnsanlar güçlerini kendi şeylerini, yaşadığı duyguları içinde sağlam yaşayarak kazanırlar. Ailemin içindeki özelliği, şeyi başkasının bilmesine gerek yok. Vesaire. Bu çok uzun bir mesele. Bunu yine filmimde de anlatıyorum. Nasıl bakıyorum bu hayatı diye. Çok alakasız bir şey sordun. Yani onunla o çok farksız.
Şimdi ben bunu kadınlara söylerken ne yapmış oldum? Mesela. Sence ne hissetmiş olabilirler? Bir onu söyle bana. Şu anki açıklamanın zaten o anlattığınız Amerika'da da herkes anlıyor. Ben şey söylüyorum. Siz bir bölümde kadınlar gözünde yani bir ben de diyorum ki vermesen de veriyorlar. Zaten yapıyorlar diyorum. Benim anlatmak istediğim bu. Sen istediğin kadar verme. Yapıyorlar. Zaten varsa böyle bir şey. Bunu kendi yuvanı kurtaracak şekle çevirmen lazım. Biraz görmeyeceksin, biraz duymayacaksın. Ama bu nedir? Günübirlik ilişkilerden bahsediyorum. Ya da sana çaktırmadan yaptığı bir şey yıllar sonra duymuşsun. Günübirlik. Bunları abartıp yuvalarınızı yıkmayın. O erkekler de buna ihtiyaç hissedebiliyorlar yani. Eve gidip eve daha keyifli geliyorlar. Doğru ya mı? Buna kadına ne ilgisi var şimdi? Kadın bunu görüyorsa boşasın düşünse. O başka bir şey. Kabul edin demiyorum ki ben kadına. Sen anladın mı bilmiyorduk ne demek istediğimi? Şimdi nasıl bir şey vereceksin o zaman karşılık? Çok çok teşekkürler. Yalan mı? Kadın istiyorsa boşasın da kadına otur, dizini kır demiyorum ki. Çaktırmadan yapan erkekler evlere daha mutlu gidiyorlar dedim. Bu kadar. Yine diyorum. Zaten medyada söylenen sözler biliyorsunuz. Bir tarafa çekmek isteyen oluyor, iki tarafa çekmek isteyen oluyor, evet. Dediği gibi anlamak isteyen oluyor. O yüzden aslında tartışmaların sonu gelmiyor. Çünkü halkımız farklı şekilde düşünüyor. Direkt ben o sanatçıyı sevmem ya da ben çok severim diyeyim. Seviyorsa eğer her şeyiyle kabul edip, yanlışıyla da, sevmiyorsa da her şeyiyle götüreyen aramızda, dünyada hep insanlar var. Biz de değiliz. Öyle medya. Çok teşekkür ederiz sorun için de. Devam edelim. Birkaç soru daha alacağız. Sonra bitireceğiz. Buyurun. Merhabalar. Şunu soracağım ilk olarak. Sizin hayat tarzınız diğer insanlara göre çok daha farklı. Dolayısıyla duygu değişimleriniz daha farklı veya egolarınız. Bunları nasıl hakimiyet altında tutuyorsunuz? Empati kurarak. Sadece evet. Çözüm empati. Peki. Arkada var bir tane. Buyurun. Merhaba. Sizi yeteneksizsiniz de izledim. Yani hepimiz izlemişizdir. Ve Acun Ucalı ile atışmalarınızı çok keyif alarak izledik. Hepimizin ailesine misafir olduğunuz diyebilirim akşamları. Ama bazen sizi izlerken şöyle bir duyguya kapıldım. O şakalaşmaların, atışmaların içinde ağır şakalar var. Yani bazen aşağılayıcı olabilecek, bazen kırıcı olabilecek şakalar. Ve buna rağmen yani kendi gözlerimi kapatıp böyle aman Allah'ım falan dediğim zamanlar oldu. Nasıl devam edebiliyorsunuz? Belki bu aranızda olan ilişkiden dolayı biz onu hissedemiyoruz ama bana gerçekten çok ağır geliyordu. Şöyle ağır mesela değil o kadar ağır ne? Hatırlayamıyorum şu an ama böyle çok ağır değil. Evet. Şöyle bizim normal hayatımızda biz acıyı daha çok takışıyoruz. Biz orada kendimizi tutmuş haliyiz gerçekten. Çünkü acının neredeyse sürekli benimle bir yarışma isteği. Şöyle, tabii ki çok seviyorum, çok çalışkan, çok başarılı. Acun'la, yani çok ağır gelmiyor Acun bana. Çünkü biz Acun'la 7 senedir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. O yüzden bana çok ağır gelmiyor. Bir de insanlar olduğu gibi kabul ettiğin zaman hayatta birçok şeyi başarmış oluyoruz. Değiştiremezsin. İnsanlar değişmez. Acun da böyle. Ben öyle de seviyorum. Onu niye bilmiyorum yani hiçbir şekilde. Bir herhangi bir sebebi yok. Geçmişten gelen bir durum. Bana ağır gelmedi hiç şimdiye kadar ama sizin aklınızda varsa çok ağır söylediği ya da benim gözümden kaçan bir şey öğrenmek isterim. Şu an yok çünkü onları severek istiyorum. Yani işte ben de öyle hissediyorum orada. Ama şu an ağır gelmiyor ama ben bazı zamanlar tabii polise tekme tokat bize soktuğum olmuştur. Yani sen bunu onu nasıl dersin diye çekim arkasında şaka karışık. Bizim onu hep böyle
İnanın oradaki durum hiç istemediğiniz bir şey aslında. Şimdi bu sene anlaştık, birbirimize takışmayacağız. Yani seyrediyor musun bilmiyorum ama iki program oldu daha. Yeni dönemde birlikte. Takışmıyoruz. Daha şu ana kadar takışmadık. Yok, geçen gün takıştık. O bu hafta yayınlanacak. Çok alakası şeylerden takışıyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Evet. Son soruyu alalım. Acun'u hiç takip etmemiştim zaten. Şimdi ekledim. Yanlış anlaşılıyor diye. Şeyma Yönetmen çok uzaktı. Yani o kadar uzak ki benim oraya gitmem bir hafta mı alacak? Öyle bir zamanım yoktu. İkisini de hani kusura bakmayın dedim. Onlar da anlayışla karşılaştılar. Bir sebebi yok. Çok teşekkürler gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmayı buraya kadar geldiniz. Günün adısına bir armağanımız olacak. Bir parçamız. Bir kez daha çok teşekkür ederiz. Sizlere de katılmanız için teşekkür ederiz. Dersine yıkladım ya. Teşekkür ederim.